Evet, günaydın. Günaydın sevgili Tele1 izleyicileri. Oh, kahvemiz iyi geldi gene sabah sabah. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Dışarısı hala karanlık. İnsanın biraz moralini bozuyor ama durun, daha bunlar iyi günler. Şöyle bir Kasım Aralık gelsin. Program biterken bile belki karanlık olacak. Ne yapalım artık, o güzel tatlı bahar, kış, yaz... Yaz havası, sıcak havalar bitiyor. Evet, şimdi dün meclis açıldı biliyorsunuz. Niye açıldı bilmiyorum. Zaten gazetelere baktığınız zaman meclisle ilgili hiçbir şey yok. Yani Tayyip Erdoğan'ın konuşması var, o kadar. Hani meclis açıldı, şöyle oldu falan. O bir gün önce bir numara yaptılar öyle. Mesela mecliste bir üç düzük şeyi var. Muhalefetin sesi iyice kesiliyor. Yani hani olsa ne olur, olmasa ne olur haline getirildi ama... Hani daha da beter. Yani hiç konuşma be kardeşim. İşte otur oturduğun yerde soru moru da sorma. İşte biz ne söylersek onu yapacaksın havasında iktidar. Ama yani çok enteresan. Gazetelerde yok. Gazetelere bakıyorsun. Bir gün hariç böyle bakıyorum, gazetelerde şey yok. Yani meclisin açılışıyla ilgili yok. Her gazete bir şekilde meclisten bir haber vermiş tabii ama tabii genel olarak bütün yandaş medya Tayyip Erdoğan'ın muhteşem konuşması şeklinde, yani gene harika şeyler söyledi, işte liderlik böyle olur, reislik budur falan kıvamında şey yapmışlar. Ama mesela Sözcü Gazetesi MHP Genel Başkanı'nı manşet yapmış, o da meclis konuşması. Diğerlerinde de pek öyle bir şey yok. Şimdi isterseniz gazetelerden bir başlayalım. O grup toplantılarını size aktarmak istiyorum çünkü oralarda ilginç konuşmalar var, yani hem Tayyip Erdoğan'ın hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İşte bu özellikle Türkiye'nin tamamen artık Amerika'ya teslim edilmesi, yani yönetimin Amerika'ya geçmesi. Şimdi bunu böyle söyleyince alınanlar darılanlar oluyor, yani mecazi olarak söylüyorum. Çünkü şimdi bir McKinsey parlatması var. Ya bu çok güzel bir şirket kardeşim aslında, yani hemen geriye dönüp işte CHP'de çalışmıştı, DYP'de çalışmıştı falan. Yani... doğru, bu McKinsey denilen bir tür danışmanlık şirketi ve bunlar şirketler için danışmanlık alabiliyorsunuz. Ya da devletler de alıyor. Nasıl alıyor? Mesela falanca şirket işte onun kar etmesi ya da dünyaya açılması için danışmanlık alıyorsun. Yani benim bu konudaki tecrübem yetmiyor diyorsunuz. Mesela o bilgim değil bak. Tecrübe ve ilişkiler. Şimdi ben bir konuyu çok iyi bilebilirim ama bunun Çin'deki muhataplarını benim bulmam kolay olmaz. İşte bu şirketlerin bir asıl özelliği bu. Yani sizin ulaşamayacağınız yerlerde bunların bağlantıları olduğu için siz ona gidip belli bir para verdiğiniz zaman, yani o da babasının ayrına yapmıyor tabii, ona bir para ödüyorsunuz. O paranın karşılığında o da diyor ki mesela Moğolistan'da böyle bir adam var, sizin bu işinizle ilgilenebilir ve para da koyar ya da oradan para kazanırsınız. Efendim işte Endonezya'nın bilmem neresinde de böyle bir şirket var, onunla işbirliği yapabiliriz falan. Yani danışmanlığı bu. İki, böyle 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 yaparsan daha kar edersin. Böyle 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 yaparsan dünyaya açılabilirsin. Ya da ben seni gider Çin'de anlatabilirim, Şili'de anlatabilirim gibi öneriler veriyor. Ama iş devlete geldiği zaman aynı değil. Devlete geldiği zaman siz devletin aslında tapusunu veriyorsunuz. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir darbe yapıldı. Ve bu darbeyle Amerikalılar yönetime geldi. Yani en kabacası, çirkini bu. Şimdi bunu söylerken üzülüyorum ama... Bu bir darbedir ve Türkiye Amerikalılar tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Gerisi palavra. Efendim işte danışmanlık alıyoruz da öyle yapmıyoruz da o değildir de işte sen böyle yapmıştın da CHP'de yararlanmıştı da onlar şey. Geç bunları kardeşim, geç. Bunlar hepsi palavra. Şu anda 16 tane Amerikalı memur bakanlıklarda çalışacaklar. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, bunu yapacaksın. Ha efendim, damat bey diyor ki icrada yoklar. Ya bir de icrada olsalardı bari. Yani imza yetkisi yok. İcra o demektir. İcrada olmak nedir? İmzayı atarsın. Yani işin sahibi sensindir. İmza sen atar, sorumlu sensin. İşin kötü tarafı zaten o. Ülkeyi artık Amerika yönetecek. Onlar karar verecek. Ama imzayı bizim arkadaşlar atacaklar. Yani sorumlu o. Doğru. Biz sonuçta gidip Amerikalıları seçmeyeceğiz. Ama en azından Amerika'ya bu kadar ağır laflar söyleyip işte bizi batırmak istiyorlar, mahvetmek istiyorlar, dış güçler öyle böyle 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 yap, sonra gel Amerikalı memurlara teslim ol. Ya bunun bir, yani bir mantığı olmalı ya. Şimdi Ertuğrul Özkökgiller
Onlar başka havada. Onlar şu anda sermayenin hizmetinde canlarını da kurtarmak için ne diyorlar? Efendim en güzel kararı aldı. Harika, bravo. Yani hükümet daha iyi karar almayı. Tabii yani senin o paraları kazanabilmen için bu hükümetin onları alması lazım. Senin patronuna daha fazla verecek. O da senin bunları yazman için daha çok sana para verecek. Evler verecek, seyahatler ayarlayacak. Bu işler çıkar iş. Artık kimse bana palavra sıkmasın. Yok memleketin âli menfaatleriymiş de işte Türkiye'yi çok şey... Hiçbirini sevmiyorsunuz kardeşim. Bitti o iş. Amerika'ya teslim oldunuz. Darbe oldu Türkiye'de. Hani 15 Temmuz diyorlardı ya. Efendim Amerika darbe yapıyor. Niye? Türkiye'yi yönetmek için. Ne oldu şimdi? Türkiye yönetiyor işte. Çatır çatır yönetiyor. Senin o Dışişleri Bakanın ne yapacak şimdi yani? Amerika'ya gidecek. Ne yapacak? Yapamaz. Otur. Sus. Anlatacağız işte. Bu olacak. Onun için yani hani 15 Temmuz darbe. Amerikalılar geliyordu. Şimdi bitti. Orası bitti. Ha o işte o cemaat denilen melanet yuvası. Onlar o bütün mikroplarıyla, pislikleriyle bütün kirli işleri yaptılar. Tamam şimdi onları tasfiye ediyorsun. Ama ana kumanda hani Amerika'ydı ya işte aynen kaldı. Değişen bir şey yok. Amerikalılar böyle yönetiyorlar. Darbe mi? Evet darbe oldu. Tankı tüfeği olmayan bir darbe. O kadar. Evet daha geleceğiz o konulara. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun falan soruları var. Oturun onlara bir cevap verin bakalım. Nasıl vereceksiniz bilemiyorum. Bir de göstereceğim ama Hürriyet'te gene ya olağanüstü ya. Bu Latif Demirci olağanüstü yani. Hakikaten müthiş. Öyle bir karikatür yapmış ki bugün. Ya inşallah arkadaş tamam artık bu kadar demezler. Yani çünkü çoğu anlamayacak. Güzel tarafı o. Adam öyle bir karikatür yapmış ki. Hani buyurun o filan diye anlamayacak. Bakacak Allah Allah. Neyse geleceğim. Hemen Bir Gün Gazetesi'nden başlayalım isterseniz bugün. Meclis olarak manşet yapan tek gazete. İş tüzük oyunu diyor. AKP meclis iş tüzüğü konusunda muhalefetle ortak çalışma üzerine varılan mutabakatı ilk adımda bozdu. Muhalefetin sesini kısan iş tüzük teklifi meclise sunuldu. Ne bekliyordunuz? Efendim biz AKP olarak muhalefetle işbirliği onların lafını dinleyeceğiz falan. Ya artık lafı dinlenecek bir yer kalmadı. Sadece ve sadece tek adamdan gelen talimatlar var. Onun dışında efendim oturalım konuşalım. Hani belki sizin de bir fikriniz vardır. Siz de bir şey düşünüyorsunuzdur. Sizin de söyleyeceğiniz katkı sağlayabilir. Yok böyle bir şey. Bitti. AKP içinden de bitti ama. Yani AKP'de de densizin biri çıkıp efendim benim şöyle bir fikri hazır. Git senin ne fikrin olacak ben seni oraya fikrin olsun diye mi geçtim? Parmak kaldıracaksın indireceksin işte. Demokrasicilik oynuyoruz. Parlamentomuz var efendim ve gördüğünüz gibi bakın. Çok güzel milletvekilleri harika bir şekilde parmaklarını kaldırıyorlar. Harika bir şekilde indiriyorlar. Saraydaki zat dünyaya bunu anlatıyor şimdi. Görüyorsunuz işte yaptık. Demokratik bir seçim yaptık. Üstelik de ben öyle Mısır'daki falan gibi 80'lerle seçilmedim. 51'le seçildim. Nasıl güzel bir oyun değil mi? Dışarıdan baktığın zaman öyle diktatörlük falan gözükmüyor. Amerika başkanı da 51'le seçiliyor. Hani Amerika'daki Trump da mesela 60'larla 70'lerle seçilmedi ki. O da 50,5'la seçiliyor zaten. Hatta o bile değil. Oy sayısı diğer adayın neydi? Clinton, Bayan Clinton daha fazla. Bunun delege sayısı daha fazla olunca Trump seçilmiş oldu. Aslında oy demokratlarda daha fazla. Ama o oy fazlalığı delegelere öyle yansımadı çünkü bazı eyaletlerde nüfus yüksek o oranla yani sayısal olarak geçti falan filan neyse. Aynı bak Türkiye şimdi öyle oldu. Ya bak işte bizim Amerika'dan ne farkımız var? Biz Mısır mıyız? Azerbaycan mıyız? Bak Azerbaycan'daki dostumuz, müttefikimiz, canımız, ciğerimiz, kardeşimiz Aliyev %90'la seçiliyor. 95'le seçiliyor. Ama dünyadan yani o tabii gayet güzel diyor ki ben demokratik bir seçim yaptım falan diyor. Ama dünyadan diğer ülkeler, normal ülkeler baktıkları zaman tamam Aliyev kalsın zaten tek akıllı adamı diyorlar. Ama yani demokrasi değil falan diyorlar. Yani. Mısır aynen öyle Sisi 90'la seçiliyor. Eskiden mübarek seçilirdi. Bak Türkiye öyle değil 50,5-51. Görüyorsunuz efendim çok güzel parlamentomuz var. Koltukları da yeniledik. Bakanlar Kurulu'nda kaldırdık oradan böyle yaydık milletvekili. Şimdi daha ferah feza oturuyorlar. Yeni partilerimiz var. Onlara da yer ayırdık. Çok güzel. Ama bu milletvekillerinden biri bomba bomba sokar diye genel kurulu köpeklerle arıyoruz. E canım o kadar olacak tabii.
Hay, boğazıma kaçtı. Bana dünyada bir tane ülke var mı bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Varsa da onu da ayıplarım. Ama ülkenin en sevilen insanı geliyor diye bombalar aramak köpeklerle. Öyle diyorlar ya. Yani çok seviliyor. Ki Tayyip Erdoğan'ın kendi lafıydı değil mi o? Yani çok sevilen insanların bu kadar korumaya mı ihtiyacı var falan unutuyorlar. Yok onun lafı değil de AKP'li birinin geçenlerde söyledik ya burada. Yani çok sevilen insanların niye korunmaya ihtiyacı olsun falan işte. Baksana meclise ya. Ya hala yediremiyorum ya kendime. Yani vatandaş olarak yediremiyorum. Çünkü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiçbir işlevi olmasa da gidiyorum aslanlar gibi oyumu veriyorum oraya milletvekilleri gönderiyorum. Ve o milletvekillerinin üzerine köpek sürüyorlar ya. Kokluyor. Ya konuşma kürsüsünü koklattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek oraya şey yapacak ya. Acaba ondan sonra dezenfekte ettiler mi? Mesela onu Emine Hanım'a sormak lazım. Ya bak kardeşim köpeklere koklattı orayı bir şey yaptılar mı sonradan? Köpek patilerini koymuş oraya. Sonra Cumhurbaşkanı konuşuyor orada. Olur mu öyle şey? Olmaz. Mutlaka bir temizlikle yapılmıştır. Şimdi iç tüzükle tamamen yani diyorlar ki kardeşim zaten parlamento dediğimiz böyle dünyaya bir işte monstralık bir şey. Şimdi burada suyunu çıkartmayın. Yok soru soracağım. Yok ben de parmak kaldıracağım. Yok efendim yarım saatte ben konuşacağım. Bütçeyi ya bırak işte adam yapıyor. İşte biz de burada dünyaya karşı aslanlar gibi giyelim lacilerimizi, kravatlarımızı da takalım mis gibi. Bak güzel türbanlı bacılarımız da var. Onlar da geliyorlar. Özgürlüğümüz de bak özgür bir ülke olduğumuzu da gösteriyoruz. Mesela bazı milletvekillerimiz Müslüman oldukları için başları kapalı. Yani onlar o reytin. Dışarıdan bakınca mesela o kadın milletvekili var ya Müslümanlar bunlar diyorlar. Gerisi onları bilmiyoruz. Çünkü onlar Müslüman. 20 tane kadın milletvekili var. 8 tanesinde başörtüsü var ya da türban. Öbürlerinde yok. Tabii dünyadan bakınca bilmeyen öyle bakıyor. Ha diyor demek ki Türkiye'deki Müslümanlar bunlar. Geri kalan kadınlar ne oluyor? AKP'li milletvekillerini söylüyorum. CHP'lileri falan saymıyorum. HDP'lileri hiç saymıyorum. Ama AKP'nin içinde türbanlı ve türbansız milletvekilleri var. Bana şimdi bunu getirip biri tarif edecek. Efendim bunlar Müslüman milletvekillerimiz. Peki bu hanımefendiler? Bilemiyoruz. Yani işte bilemiyoruz. Çünkü onlar Müslüman oldukları için kapatıyor. Ve böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ne kadar özgür, efendim inançlara saygılı, insan haklarına saygılı, bağımsız bir organ olduğu ortaya çıkmış oluyor. Mı? Geçelim. Evet. Ne yapılmış bakalım iç tüzük oyunları olarak? AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde 24 Haziran sonrası kurumsallaşan yeni sisteme uyum amaçlı teknik düzenlemeler yapmak üzere mecliste bulunan 5 siyasi partinin vardığı uzlaşmayı ilk adımda bozdu. Bitti cümle. AKP, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP'li milletvekillerinden oluşacak ve her partinin eşit temsil hakkı elde edeceği komisyonda tartışılması beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü teklifi diğer parti grupları incelemelerini sürdürürken Binali Yıldırım imzasıyla önceki akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İç tüzük teklifinde başkanlık divanı üye sayısı belirlenirken meclis başkanının dışarıda tutulması, meclis soruşturması önergelerinin yasama dönemi bittiğinde geçersiz sayılması ve Yüce Divan'da yargılama imkanı bulunmasına karşın eski başbakanlar hakkında bu yolun kapatılması ve yazılı soru önergelerini 500 kelime kısıtlaması getirilmesi gibi maddeler var. Yani eski başbakanı falan diyemiyorsun arkadaş, o suç işlemişti, ya bitti, başbakandı, geçti gitti artık, tamam işte. Halk cezasını verdi, bak başbakan değil artık. İç tüzük teklifinde uzlaşıya aykırı birçok hükmün bulunduğunu ifade eden CHP ve HDP, muhalefetin sesinin mecliste kesilmek istendiğini belirterek AKP'yi fırsatçılıkla suçladı. Güzel. Bravo AKP fırsatçı. Efendim Fransa'da imam yetiştirecekler. Neden? AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında gerçekleştirdiği Fransa ziyareti sırasında gündeme gelen ilahiyat fakültesine ilişkin ilk adım atıldı. Fransa'nın sürekli olarak imam sayısını azaltmasından yakınan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Yüksek Öğretim Kurulu YÖK, Fransa'nın Strasbourg kentinde Marmara Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi açmak için çalışmalara başladı. Karar dün resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan YÖK halleder demişti. Efendim Fransa'da imam sayısı azmış da buradan gönderiyoruz. İmam hatipler var oradan gönder. Ne ilahiyat açıyorsun? Yani camiye imam değil mi? Onun için İlahiyat Fakültesi gerekmiyor ki. Eğer camiye imamlar ilahiyat fakültesine yetişecekse bu kadar imam hatip niye var? Onlar imam yetiştirmiyor mu? Hayır. Onlar dindar kindar yetiştiriyor. Şimdi bak görüyorsunuz değil mi bak nasıl
Gönder kardeşim İmam Hatip mezunlarını. Niye ilahiyat fakültesi? Ha, elin gavuru diyor ki, arkadaş adam gibi eğitim yapın diyor. İmam Hatip falan dinlemem ben diyor madem herhalde. Hey Allah'ım. Efendim CHP'de yarış sert başladı diyor. Neymiş bu sertlik bakalım. Yerel seçim hareketliliğinin erken başladığı CHP'de merkez atama taban ise ön seçim istiyor. CHP'nin milletvekillerinin yerel seçim siyasetini belirlemek için yapılan ABAN toplantısı sonrası görevdeki belediye başkanlarından peş peşe yokuz açıklamaları geldi. Var mısın yok musun? Yokum. Ne güzel. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Kartal Belediye Başkanı Öz, Bergama Belediye Başkanı Gönenç'in de olduğu başkanlar yeniden aday olmayacaklarını açıklarken genel merkeze mesaj verdiler. Ne mesajı? Aday olmayacağız işte tamam. Ne mesajı vermiş oluyorlar yani? Şimdi gelecek oraya. Eski başkanlardan Mustafa Sarıgül ise Şişli'de seçim bürosu açtı. Adaylar ön seçim isterken ön seçim tarih sıkışıklığı nedeniyle çok mümkün gözükmüyor. Şimdi bak bir bu ön seçim istiyor falan diyorlar ama mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmayacağım dedi ya Aziz Kocaoğlu. Şimdi biraz karıştırınca şöyle bir şey çıkıyor yalnız ortaya. Diyor ki ben aday değilim çünkü ön seçimden yanayım diyor. Peki ön seçim yapalım derseniz de delegelerle yapalım ama diyor. Üyelerle değil diyor. Şimdi delegelerle yaptığın zaman delegelerin zaten tamamını bu arkadaşlar halletmişler CHP'de. Şimdi öyle bir karışıklık var orada. Yani delegelerin hepsi zaten benden. Ben aday olmuyorum ama ön seçim yaparsanız olurum. O zaman bu delege seçecek ama. Öyle bir şey var. İki, benim en anlamadığım Mustafa Sarıgül. Mesela Mustafa Sarıgül şu anda kendini Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan adayı olarak ilan etti. Çoktan beri ama. Yemekler yiyor, ziyaretler yapıyor, ofisleri var. İşte oradan ne bileyim böyle bir takım hediyeler dağıtılıyor. Şimdi Şişli'de Mustafa Sarıgül'ü Cumhuriyet Halk Partisi adayı göstermezse ne olacak? Bağımsız aday mı olacak? Hemen DSP'ye mi gidecek? İyi Parti'ye mi gidecek? Ama ben de konuştum, sordum. Fi tarihinde, yani fi tarihi dedim. 5-6 ay oluyor herhalde. Yani dedim ki bu adaylık hani şey, ben adayım. Peki yapmazlarsa yapamazlar. Aa, niye? Yapamazlar. Yapmazlarsa da ben başka yerden aday olurum. Nereden? Bakarız. Aynen bu. Şimdi Mustafa Sarıgül aday mı değil mi? Sarıgül aday olmazsa ne yapacak? Sarıgül başka bir partinin adayı kazanırsa CHP ne yapacak? Şimdi böyle bir açmaz. Şimdi Sarıgül gidiyor mesela. Diyor ki Eyüp en çok beni seviyorlar diyor. Yani herkes diyor ki ya artık Şişli'yi bırak Eyüp'e gel. Allah Allah. Efendim gidiyor bilmem nereye orada aynı şey. Tekrar İstanbul'a aday ol o zaman. Mesela benim İstanbul Büyükşehir aday olmamalarına çok şaşarım. CHP'li aday. Çünkü hangi CHP'li belediye başkanına sorsan çok başarılı. En yüksek oyu almışlar işte diyorum. İşte Kartal, Maltepe, Kadıköy, Bakırköy, hele Beşiktaş. Ya bunlar 50 ve üstü oy alıyorlar. Kartal aldım bilmiyorum ama. Ama sorarsan yani diyorlar ki biz çok başarılıyız ve çok iyiyiz. Büyükşehir oldu o zaman. Orada yararlanalım sizden. Hayır ben burada olacağım. Çünkü orası garanti. Onun için yani bu Sarıgül olayı bence yakında şey olacak. İki gelelim şu ön seçim. Şimdi ön seçim. Ben bir ön seçim faciası yaşadığım için biliyorum yani. İyi bir şey değil bakın. Yani demokratik gözükmekle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyguladığı ön seçim facia. Kötü. Çünkü kuralları konmuyor. Kurallar konmadığı zaman siz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yani sabah 500 kişiye kahvaltı, akşam 2000 kişiye yemek. Bütün sokakları afişlerle donatabilecek güç, otobüsler, minibüsler. Ekipler, bunlar para. Şimdi benim şeyim sırasında ben broşür bastırmakta zorluk çektim. Ki bu kadar tanınmış insanım. Bir broşür bastıramıyorsun. Telefonlara mesaj atma. Adam 10 milyon telefon şeyi almış mesela. Pasa her gün 3 tane mesaj atılıyor falan. Şimdi ne harcadığını kimse sormuyor. Bakın o çok önemli bir şey. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da adaylar yarışırken kuralları vardır. Mesela Avrupa'ya gidin, genel seçim dahil hiçbir seçimde boy hizasını açan yerlere afiş, bayrak, pankart, flama bilmem ne asamazsınız. Yani bina boyunda giydirme yapamazsınız. Bizde ne oluyor? Bir kilometre öteden görüyorsun adam binaya bindirmiş. Böyle bir Tayyip Erdoğan böyle bakıyor.
Nereye gitsen binalar giydirilmiş. Afiş, bayrak her taraf. Yok, Almanya'ya gidin. Caddelerde direklerin belli bir mesafesi vardır böyle. O mesafenin üzerine de çıkmaz, altı da inmez. Göz hizasında şöyle işte şey boyunda, yani şu gazetenin 2-3 kat, 2 katı ebadında filan böyle bir şey. Oradan o yazar. Herkesin aynı. Efendim benim param var, bina boyunda yap. Yapamaz. Efendim benim işte çok param var, günde 500 kişiye yemek veriyorum. Veremezsin kardeşim. Ha şöyle verirsin. Bağış kutusunu koyarsın. Kayıtlı bağışları, o da bağışta mesela efendim işte müteahhitlerimizden, seçkin müteahhitlerimizden Mehmet Bey partimizin falanca adayına 5 milyon lira bağış yaptı. Helal olsun. Yok böyle bir şey. Rahmi Koç da bağış yapsa, gecekonduda oturan adam da yapsa mesela 500 lirayı geçemiyor bağış. Öyle ben iş adamıyım. Param da çok. Verdim abi. Araba verdim. Uçak verdim. Yok böyle bir şey. Şimdi CHP'de böyle bir şey yok tabii. O zaman ne oluyor? Parayı bastırınca doğal olarak öne geçiyorsunuz. Yani ille birilerinin cebine rüşvet alarak söylemiyorum. Ya bir aday düşünün ya. Sabah akşam sizle beraber yemekler, içecekler, hediyeler her tarafa gözünüze sokuyor. Kafanı kaldırıyorsun. Orada bina boyu. Şimdi diyor ki CHP. Tamam bütün bunları geçtik. Diyelim ki adam gibi bir düzen kurdular ön seçimi. Şimdi diyor ki benim süre yok. Bir dakika ya. Baskın seçim falan yapılmıyor ki. 2 sene öncesinden belli ki yerel seçimde 5 sene öncesinden belli ki 2019'un Mart ayında Mart'ın sonunda yerel seçimler yapılacak. Nerede bu sıkışıklık şimdi? Mesela öyle diyor. Yani ben bunu bu cümleden almıyorum. Adaylar ön seçim isterken ön seçim tarih sıkışıklığı nedeniyle mümkün gözükmüyor diyor. Yani Tayyip Erdoğan Kasım sonunda seçim koyar. Dersin ki arkadaş nasıl yetişim? Yok Mart. 5 yıl önceden de biliniyor mu? Biliniyor. Nerede sıkışıklık? Bu bir günün hatası değil. Cumhuriyet Halk Partisi böyle diyor. Genel merkez diyor ki abi çok sıkışık takvim. Niye sıkışık abi? Bana biri izah edecek. Yani varsa şimdi bağlansın hatta. Arasın kanalı. Desin ki ya şu sıkışıklık. Aklım almıyor. Yani belki de benim zekam yetmiyor olabilir. Olabilir yani siyaseti, parti iç düzenlerini o kadar bilmiyoruz. Allame değiliz. Zekam da düşük olabilir. Ama bana 5 yıl önceden belli olan bir seçim için valla işte ön seçim için de yetmiyor, çok sıkıştı nın mantığını biri anlatacak. Buyurun. Yani başkan yardımcıları var, örgütten sorumlular var, seçimden sorumlular var, hukuk var, zart var, zurt var. Biri anlatsın. Ha dinliyorlar mı? Ha dinlemiyorlar tabii. Onların hepsi ayrı şeyde. Haberleri yok medyada. Ne olup ne bittiğinden o da ayrı. Boş ver. Ancak biri böyle zorlarsa bak gördün mü? O zaman böyle böyle bir şey demişsiniz. Hadi ya öyle mi demişim? Seyrettin mi? Seyretmedim. Arkadaşlar söyledi. Geç o zaman deyip kapatıyorum. Ne yapayım yani? Adam seyretmiyor, bakmıyor, etmiyor. Biri söylüyor. Duydum aradım diyor. Yok ya. Ben de sana bilgi vereceğim efendim. Şöyle dedim. Hiç seyret bana ne kardeşim? Biz burada halka açık bir yerde konuşuyoruz yani. Ben sokakta konuşur gibiyim yani şu anda. Ha Taksim'in ortasında bağıra bağıra konuştum. Ha buradan konuşmuşum. Geç. Efendim Evrensel Gazetesi krizin faturasına direnişçi diyor. Zamlarla artan yoksulluk, işten atmalar, ücretsiz izinler, toplu sözleşmelerde düşük zam dayatmaları, artan baskılar, krizin faturasının kendilerine çıkarılmasına karşı iş bırakacak olan genel iş üyesi belediye işçileri, tüm işçi ve emekçileri mücadeleye çağırdı. Diskin genel iş İzmir şubelerinde üye belediye işçileri. Bugün krize karşı diren işçi diyerek yarım gün iş bırakacak. Şimdi bak hoşuma gidiyor tamam doğru bunlar yapılmalı mı? Ama bakın her şey ortada değil mi ya? İşçi hakkını ararken bile Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi seçiyor. Niye? Çünkü orada kafa göz yarılmayacak arkadaş. Biliyorlar ki İzmir'de direniş yaparsa, Cumhuriyet Halk Partili belediyede yaparsa AKP'liler de alkışlayacaklar ve şanlı Türk polisi, kahraman Türk askeri gelip orada işçileri dövmeyecek. Ama hadi gel bakayım İstanbul'da yap. O jandarma paşası gönderiyor mu göndermiyor mu? Anında gönderecek askerleri. Vurunlar hepsinin kafasına birer tane. Ama İzmir'de yapmayacak. Niye? CHP'li belediye. Onun için bakın varsa yüreğiniz AKP'li belediyelerde yapın. Hadi. Ankara'da yapın mesela. İstanbul'da yapın mesela. Şimdi bunu işçiye karşı söylemiyorum. Ama Türkiye'nin gerçeği bu. Aşabilecek misin o jandarmanın paşasını? Ha?
Gaza suya boğuverecek işçinizi. O emniyet müdürünü aşabilecek misin o Süleyman Soylu'yu? Vurun lan kafalarına diyecek. Vurun, sus, otur oturduğun yerde. Ama CHP'li olunca hiç dokunmayacaklar. Haklarını arıyor efendim işçiler. Bravo diyecekler. İşte onun için diyorum ki madem öyle İzmir'de yapmayın kardeşim. İzmir'dekileri de İstanbul'a getirin, İstanbul'da yapın. O zaman belki şey, şimdi bundan ruhumuz bile duymayacak. İzmir'de yapacaklar, geçecek gidecek. Yarım saat iş durur, yarın buradayız işte. Bakalım kaç gazetede ne kadar haber olacak. Yap bak İstanbul'da. Ha İstanbul'da yapınca ama kafanın gözün yarılacak onu bil. Nasıl havaalanında biçtiler geçtiler. Bak şimdi kahraman Türk askeri dizilmiş böyle. Bekliyor müteahhitlerin aman malına zarar gelmesin orada. Aynen de böyle söylüyorum hadi. Yanlış mı söylüyorum? Müteahhitlerin aman bir şey olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız da 29 Ekim'de en azından oraya ayak bassın da uçağını indirsin diye kahraman Türk askeri dizdiler. Gaza suya boğuyorlar işçiyi. Şu anda hepsi sesi kesilmiş durumda. Dışarıdan geldiler diyor. Nasıl geliyorlar abi? İşçiler hep orada yaşıyor. Güvenlik son derece yüksek. Girerken çıkarken kapısının önünde yavaşlayamadığın yere dışarıdan nasıl geldiler de eylem yaptılar. Zaten eğer onu yapabiliyorlarsa müthiş bir güvenlik açığı var. Geç. Onun için yani bu CHP'li belediyeyi görünce bu işçi eyleminin de bence bir etkisi kalmıyor. Yani onca belediye var ama İzmir Belediyesi mi bütün işçi hakkını gasp ediyor? Olmuyor işte o zaman. Urfa'da işsizim açım diyerek bedenini ateşe veren İbrahim Emektar 28 yaşındaymış ya. Hayati tehlikesi devam ediyor. Gencin annesi Elif Emektar yaşadıklarını oğlum işsiz olduğu için bunalıma girdi diye anlattı. Evet. Ha diyeceksiniz ki şimdi her işsiz kendini mi yakıyor? Tabii. Ama işte varsa bir zaten bir sıkıntı işte bu tür olaylar daha da tetikliyor. Ya da hiç yokken bile öyle bir bunalıma giren insan biraz zayıf davranıyorsa buraya kadar gidiyor. Yani burada ayrımı öyle yapalım lütfen. Şimdi moda çıktı biliyorsunuz. AKP'lilere hiçbir şey dokunmadığı için. E kardeşim o zaten ruh hastasıymış ya ama biliyoruz. Ya yok işte öyle değil. O kadar ucuz değil. Ama diyorlar. Geç. Efendim Korkusuz Gazetesi gene emekliye bir zam yapmışlar. Güzel emekliye. Ya sordum geçen gün bu kadar emekli haberini nereden buluyorsunuz diye. Hayır emekliler de bilmiyorlar. İşin kötüsü. Ama işte işinde var. O birisi iki emekliyi ilgilendiriyor. Beş emekliyi ama güzel. İşte emekliye zam. Peki. Ama kızıyorlar mesela. Bana kızıyorlar. Ya senin gazeten her gün emekliye zam. Nereden kardeşim? Senin var mı böyle bir zam? Vallahi ben bilmiyorum diyorum. Yani bana yok. Ama demek ki var bir şeyler. Çünkü bu şey tamamen teknik. Ya bu haberler öyle çıkıyor biraz. Kızmayın yani. Yanlış değil yani. Abartma da değil. Ama mesela belli konumda birisi bir soru soruyor. Cevap veriyor uzman da. İşte o yani neyse. Zam faturada diyor. Neymiş? Efendim vatandaş yalvardı. Önceki gün ekmeğe %25, elektrik ve doğalgaza %9 zam yapıldı. Ekmek zammı Ticaret Bakanlığı'nın uygun değil, hükümsüzdür kararıyla durduruldu. Bu kararın arkasında Bakan Ruhsar Pekcan yer aldı. Vatandaş zamma müdahale eden Bakan Pekcan'a seslenerek faturalarımızı ödeyemiyoruz. Neredeyse çıldıracak durumdayız. Ekmeğe zammı durdurdunuz ne olur elektrik ve doğalgaz zammını da durdurun diye yalvardı. Allah aşkına şu elektrik faturalarını yaparlar mı? Yapmazlar. Ekmek niye yapıyor? Ekmek çok popülist. Ayrıca ekmeği devlet satmıyor. Koca dayana dayanamayıp kendine asan gelin. Ya bu çok da bir şey Adana'daki bu medike. Yani onları beni mazur görün. Yani işte 11-1 yıllık evliyken canına kayan koca gelinin günlüğü, kocasından gördüğü korkunç şiddet. Filmlere konu olacak bir olay yani. Efendim... Borcunu ödeyemeyen iki vatandaş kongordato ilan etti. Ünlü ayakkabıcılar, kebapçılar, inşaat firmaları derken darboğaza giren vatandaşlar da kongordato ilan etmeye başladı. Kriz yok. Kriz mriz yok. Manipülasyon hepsi. Tıt, sus. İlk şahıs kongordatosu haberlerinden biri Mersin ve Kuşadası'ndan geldi. Mersin'in ZŞ, ayıp ya adının baş harflerini veriyor. Yani hani. Mahkemeye başvurarak şahıs kongordatosu talep etti. ZŞ'ye mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Kuşadası'nda ise 20 milyon liralık borcu olan müteahhit M.Ş. mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti. Onun da başvurusu kabul etti.
Hani ne bileyim işte 20 milyon lira demek ki site yaptı, daireleri veremedi, konkordato ilan ediyor falan falan. Benim köşede bildiğiniz dünkü şeylerden var benim yani. İşte bu köpekli aramaya kızmışım. Ha bu arada bizim Üsküdar Belediyesi. Ya onu size anlattım ben. Şimdi bu hayvanseverlerden akıl istemiştim ben. Şimdi bizim mahallede Beylerbeyi'nin böyle biraz üzerinde bir yer yani yukarıya doğru. Biz şey değiliz öyle siteler falan değil. Fakat çıkmaz sokak biraz da tek korunmuş yer ağaçlıklı kalmış. Yani çivi bile çakılamıyor orada. Hani biz mesela evimize tadilat yapamayız. Hemen geliyorlar yani doğru. Hani şey olarak söylemiyorum. Tabii biraz ağaçlık falan olunca burada çok sayıda hayvan da yaşıyor. Kirpilerimiz var. Ne bileyim çok güzel kuşlarımız var. Fakat bir de köpekler var. Kediler de çok ama köpekler var. Köpekler de üst üste doğum yaptılar. 20 tane köpek oldu. Şimdi bu köpeklere yemek falan da veriliyor, su veriliyor. Yani onlara da bakıyoruz. Fakat sayılar çok olunca korkunç bir şey olmaya başladı. Mesela çocuklar dışarı çıkamıyorlar çünkü köpekler devamlı hırlıyor. Mesela ben sabahleyin çıkıyorum, karanlık. Arabaya gidene kadar hur diye köpekler çıkıyor. Elimde hep şemsiye var. Başlıyorlar avlamaya üzerime. Şimdi bunu belediyeye söyledik. Dedi ki bak saldırgan. Önce hayvanseverlere sordum. Onlar dediler ki işte yemek verin, yakınlaşın falan. E olmuyor ki yani. Tamam yemek su bırakıyoruz da. Her dakika yanlarına git. Yani bak iyi tanı beni. Ayrıca beni tanıması yetmiyor ki sadece. Beni tanıyor başkasına gene hırlıyor. İnsanlar korkuyorlar mesela. Geçen gün bir kadıncağız. Evin önünden böyle geçiyor. Birdenbire etrafınıza neye uğradığını şaşırdı, yapıştı. Evden fırladım, kurtardım. Yani hani kurtardım dedim. Ben de koşunca kaçıyorlar tabii. Dedim ki ya buradan işte yürüyün tamam. Ya işte belediyeye bildirdik. Çıt yok tabii. Yani bizim yazılarımıza zaten bakmıyorlar. Genelde. İşte bir geçen dedim ya şeyi aradı diye şaşırdım. İstanbul Belediyesi nasıl oldu da aradı diye. Neyse. Fakat bizim mahallede oturan gene yani aynı sokakta daha doğrusu mahallede demeyeyim yani o bölge çünkü. Orada oturan biri filme çekmiş çok sayıda köpeği. Twitter'a koymuş diyor ki Can Bey haklı belediye bunları duymuyor. Altına bir baktım Üsküdar Belediyesi tweet atmış. Diyor ki işte sayın şeyimiz ne diyor? Hemşerimiz demiyor da yani ilçe yani aynı ilçede oturandan bir şey. İşte şeyinizi gördük. Veterinerlerimize talimat verilmiştir. En kısa zamanda gereken yapılacak. Üzerinden 10 gün daha geçti. Hiçbir şey yapmıyorlar. Twitter belediyesi. Ha şimdi ben şeyi sordum. Ya bu belediye başkanı nasıl bir adam diye. Dediler ki Tayyip Erdoğan'la ters düştü. Yandık dedim. Tayyip Erdoğan atacakmış belli yani. Hani buna da hatta istifa et falan demişler ama bu galiba biraz almazdan gitmiş. Hani dönem sonuna kadar kalayım ayıp olmasın falan diye anladım. Ya yani şimdi görevden de gidiyor. Başkası gelecek belli. Ha burada CHP kazanabilir o da ayrı. Yani zaten CHP o müftü faciasını yaşamasa zaten Üsküdar'ı büyük ihtimalle kazanıyordu. Çok az bir farkla kaybetti. Ama işte sonra CHP hani var ya Allah'ın sopası yoktur. İşte o müftüyü getirip herkesin üzerine koymaya kalktı. Seçmeni küstürdü. 4-5 bin oyla seçimi kaybetti. Bir de çalınanlar var onları yakaladılar ama kabul etmedi. Yüksek Seçim Kurulu ya ne yapayım kardeşim çaldıysa çaldı. Aynen böyle ha. Ciddiye almadı. Yani gösterdiler ya bak bunlar Ümraniye şeyleri çıktı buradan. Komşu ya bizim Ümraniye Üsküdar'la. Hiç abi Yüksek Seçim Kurulu bize onlar hep kaynadı gitti. Ya bize ne ya dediler ya. Tamam yapılmış bitmiş işte su katmayın işe. AKP kazandı tamam. Şimdi kaybetme ihtimali de yüksek. Yerine de başkası herhalde gelecek. Onun için boşlamış vaziyette. İşte böyle tweet atıyorlar. Ben de öyle dedim. Yani Üsküdar'ın tweetçi belediyesi. Abi tweet atıyorsan gereğini yerine getir. Şimdi orada tamam hayvan hakları konusunda hiçbirimizin şeyi yok. Bakın söylüyorum. Diziyoruz şeyleri. Sular. Herkes yemek varsa elinde kalan artıkları hayvanlara veriyor. Ayrıca mahallenin gene devamlı bunlara yemek taşıyan şeyleri var. Bazı aileler kızıyorlar. Ama mesela iki tane kadın var. Bakıyorum böyle dolaşıyorlar ellerinde torbalarla. Hatta geçen gün bir tanesi yokuştu. Arabayı alayım dedim. Yok yok dedi ben bıraka bıraka çıkıyorum dedi. Hiç şey yapmayın. Yapılıyor yani. Yani sakın bana hayvan severler. Vay efendim köpek de o değil. Bir gece gündüz muazzam bir gürültü. Çünkü devamlı kavga çeteleri var. Hani 20 köpek beraber yaşamıyor. 8'i burada, 6'sı burada, 10'u burada filan. Bir de birbirleriyle dalaşıyorlar. Böyle bir durum. Ama... İşte dokunulmuyor.
Niye? Ya nasıl gideceğiz abi ya? Ne yapacağız işte? Yaptık yapacağımızı diyor. Koca bir gemi yapmışlar mesela. Geziyor her gün. Şimdi vatandaş memnun mu? Ya tamam yani bedava gezdiriyorlar işte. Yemek su veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. Bir de işte düğün, dernek falan olursa onlara da veriyorlar. Ama duyduğum 14 milyon liraya mı ne mal olmuş yani. Şimdi belediyelerin bunları yapmasına ne gerek var diye de bakıyorum. Neyse bunu da böyle bir mahalle dedikodusu gibi anlatmış olduk. Şimdi efendim Sözcü Gazetesi bugün iki vatandaşın konkordato ilan etmesini şey yapmış. Ne derler? Sürmanşeti ama manşet MHP lideri Devlet Bahçeli. Şimdi buraya okuduğunuz zaman Sözcü'yü çok güzel yapmışlar. MHP liderini bayağı böyle ciddi muhalefet zannediyorsunuz. Biraz aşağı. Tam. Bak kemerlere hep ses çıkmayan milyonlar mı sıkacak? Şimdi mesela bunu CHP lideri söylese. Aman ya gene hep muhalefet be kardeşim ya. Biraz yapıcı olun. Yerli milli olun ya. Nedir ya bu vatan hainliği falan. Şimdi Devlet Bahçeli söylüyor. Bakalım buna Tayyip Erdoğan ne kadar kızacak. Çünkü bak diyor ki. Zamlar altında inim inim inleyen 3 kuruş maaşla ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşın derdini mecliste dile getirdi. İşte sözleri. Ya isterseniz ben buradan okumayayım. Sözcü manşet yapmış. Ama dünkü meclis konuşmasında zaten söylüyor. Şu Bahçeli'yi bir dinleyelim. Hakikaten özlediğimiz bir muhalefet lideri gibi konuşuyor. Bir bakın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli MHP'yi eleştiren gazetecileri hedef aldı. Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık. Ama hesaplaşacağımız günlerin geleceğini bilerek hazırlıklarımızı yaptık. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların yalan ve algı oyunlarına göğüs gerdik. %2-3 oy alırlar. Erirler, çökerler, grup bile kuramazlar diye nifak ve dedikodu yayanları tek tek not aldık. Sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar, donuk donuk baktılar, şoktan şoka girdiler. Milletvekillerine seslenen Bahçeli hiçbir oluşumun himmetine mecbur olmadıklarını söyledi. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına, korumasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bize Allah'ın himayesi yeter, keremi yeter, bize milletin sevgi ve desteği yeter. Bedel ödeyecek, diyet isteyecek, henüz anasının karnından doğmamıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümete stokçularla mücadele çağrısı yaptı. Döviz fiyatları indi iniyor, ekonomik yangın söndü sönüyor. Peki yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet, kurnaz ve sinsi fırsatçılara teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Devlet Bahçeli, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Fethullah Gülen grubunu terör örgütü olarak görmemiz için daha çok bilgiye ihtiyaç var sözlerini de eleştirdi. Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Bu esef ve endişe verici tutumunu hangi çevre ve odaklar tahkim ediyor? Hainin delili mi olur? Teröristin belgesi mi araştırılır? Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir. İmhaları ve cezalandırmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve iradesidir. Almanya Başbakanı... İşte böyle böyle zamları ne yaptınız? Aldınız geri verin. Şimdi onu siz saraya anlatacaksınız. Bakalım ne diyecek? Bunları duyunca. Ama şey çok hoşuma gidiyor. İki şey. Bir tanesi bu. Şimdi prompter diye bir şey var biliyorsunuz. Bunu Cumhurbaşkanı çok kullanıyor. Prompter'ı kim kullanır? Prompter'ı bizler kullanırdık. Daha doğrusu haber sunucuları. Eskiden prompter diye bir şey yoktu. Yaşı biraz böyle 40-50'lerde olanlar hatırlayacaktır. TRT spikerlerinin önünde böyle kağıtlar. Haber şey olduğu zaman böyle kaldırır okurdu buradan. Gözü burada. İşte bunu ortadan kaldırmak sanki
sizle sohbet ediyor görünümü vermek için prompter diye bir şey icat edildi. Okuduğu, yani size sesli olarak söylediğimiz şeyler aslında karşında yazılı oluyor. Oraya bakıyor, tabii oraya baktığı yer tam kameranın olduğu yer olduğu için siz sanki size bakıyor gibi hissediyorsunuz. Ha bende yok tabii, yani ben buradaki konuşmalarım zaten farklı. Ama bunu Tayyip Erdoğan kullanıyor. Şimdi Devlet Bahçeli de bunu kullanıyor. Fakat tabii bunu kullanmak, yani prompter kullanmak kolay değil. Onu söyleyeyim. Efendim karşında yazı var, okuyorsun. Değil işte, o kadar kolay değil. Onun için şimdi Bahçeli şimdi böyle yapıyor. İki tane prompter koymuşlar. Şimdi Bahçeli böyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Fakat böyle mesela gelip göz ucuyla yani cümlenin sonunu bu tarafa doğru bitiremiyor. Çünkü kullanmak hakikaten zor. Böyle bakarken böyle dönüyor. Tak bu tarafa dönüyor. Ya o zaman böyle konuş hep. Bir buraya bir buraya. Ya arada bir es veremiyor yani. O da komik oluyor. Bir gün kazaya uğrayacak. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Tam konuşmanın ortasında prompter bozulursa. Tayyip Erdoğan olmuştu bak bir kere. Şimdi Tayyip Erdoğan prompter'ı iyi kullanıyor ama prompter bozulunca paniklediğinden ne yapacağını bilemiyor. Bir keresinde biliyorsun prompter bir durdu, Tayyip Erdoğan durdu. Böyle bakıyor şimdi gelecek diye. Fakat prompter'ı eski haline getirmek zor. Niye biliyor musunuz? Çünkü yazı böyle akıyor. Prompter'ı yöneten bir şekilde kaçtı. Konuşmayı sadece yazıdan takip ediyorsa bulması çok zor ondan sonra o yeri. Yeri bulacağım diye de aşağı yukarı iner çıkar filan. Burada duran hepten panikler. Ne yapacağını bilemez. O sırada hazırlığı yoksa da gider. Tayyip Erdoğan sıkıştığında şöyle olmuştu. Normal konuşma olsa devam eder belki. Fakat orada bir rakam veriyordu. Ya yani mesela diyor ki Türkiye'nin kömür üretimi 1970'te işte şu kadar milyon tondu. Biz bunu... Prompter gitti. Şimdi 5 milyon tondan biz bunu 100 milyona mı çıkardık? 50. Orada kala kalmıştı. Kalıyor yani. Böyle şeyler oluyor. Efendim aşağıda bir haber var. Gene Sözcü'den devam edelim. Elektrik faturalarından alıyor, arabalara yatırıyor. Kim yapıyor efendim? TRT. Son 8 ayda %45 artan elektrik faturalarından aslan payını TRT alıyor. Elektriğe zam geldikçe TRT'nin kasası doluyor. TRT bu parayı da bol bol makam aracı alıyor. Bakın ödediğimiz elektrik faturası ödediğimiz her 100 liranın 2 lirası TRT'ye gidiyor. Şimdi diyeceksin 2 lira veriyorum. Aman ya siz de 2 lira bak ne oluyor. 2016'da TRT'ye sadece bizim elektrik faturalarından giden para 929 milyon lira. Bakın siz bana yılda 12 milyon lira verin. Yani ayda 1 milyon liralık bir. Ben size harika bir televizyon yapayım. Çok seyredilen, çok canlı, hareketli, herkesin mutlu olduğu, iyi paralar kazandığı, çok renkli televizyon yapayım. Hemen. Bak ayda 1 milyon diyorum. 12 milyon lazım bana. Reklam da almıyorum. Bak reklam da almıyorum. Denemesi bedava. Varsa öyle bir parası olan, hadi bu göster bana ve hemen göstereyim. Sıfırdan televizyon kuracağım. Ayda 1 milyon lira. Reklam meklam almayacağım. Sponsor mu var? Herkes mutlu. Çıkır çıkır televizyon. Bir yılda 926 milyon liramız TRT'ye gidiyor. Efendim TRT'de kaç tane var? Ben onu bilmem. Tabii ki olacak. Ama zaten TRT'nin bütçeden payı var. Ama mesela bakın TRT ne yapıyor biliyor musunuz? Yandaşsam ben, bana diyor ki Can Ataklı, evet sabah programlarını sen yapar mısın? Yaparım da. Niye yapmayayım? Tamam. Ama bunu biz sana maaş ödemeyelim. He. Sen şimdi bir dış yapım şirketi kur ya da bir dış yapım şirketiyle anlaş. Gelin bize teklif verin. Hay hay. Zaten onların adamları gene. Teklif geliyor. Efendim diyorlar ki Can Ataklı, TRT, TRT Haber, TRT Türk, Zart, Zurt her neyse sabah 7-9.30 arası program yapacaktır. Ve bu programlar için şirketin maliyeti program başı 50 bin liradır. TRT bakıyor, fevkalade bir rakam diyor. Zaten biz de daha ucuzuna yapamayız diyor. Haftada 5 günden 250 bin. Ayda 1 milyon. Öyle paralar alıyorlar biliyor musunuz? Haftalık yapıyorlar tabii bunu. 65 bin lira alıyordu bir kadın. Dış yapım diye geliyor.
Yaptığı tek şey benim bu gibi buraya gelip oturuyor. O kadar. Hiçbir prodüksiyon maliyeti yok. Bakın benim de yok burada maliyet. Yani bir yerlere kamera göndermiyorum, canlı bağlantı yapmıyorum, link aracı göndermiyorum, efendim canlı yayın aracı göndermiyorum. Ben oturuyorum burada. Tek maliyetim sabahleyin 6'da aldığım şu gazeteler. O kadar. Ama ben bunu TRT'ye yaparken diyorum ki valla bölüm başı yani biz hesapladık maliyet 50 bin lira. De TRT bu parayı ödüyor. Kime ödüyor? Bazılarına ödüyor. Peki TRT'de bilmem kaç bin kişi çalışıyor. Bırakın buran bölüm başı 50 bin lira. Maaşı 5 bin lira olan sayısı herhalde toplam çalışanların yarısından fazlasıdır. Maaşı 5 bin lira olan. Ve o insanlar da başkalarına yaptırmayacakları programları onlara yaptırıyorlar. Onlar orada bir de üstelik 8 saat, 10 saat, 12 saat çalışıyorlar. Ama sonra dışarıdan biri geliyor, oturuyorlar karşılıklı iki kişi. Var mesela bir tane. Oturuyor. Eddie ile Büdü gibi karşıya gidiyor. Ooo çok güzel söylediniz deyip bindiriyor. Tayyip Erdoğan şöyle iyi, böyle iyi. Türkiye'nin düşmanları, Amerika kötü, İngiltere kötü, Rusya kötü, o kötü, bu kötü falan anlatıyorlar. Bölüm başı 40'ar bin lira para alıyorlar. Ha şimdi bunların pantolonların ütüsü bozulmasın. Efendim oraları buralarına kaşıntı yapmasın diye yeni arabalar almışlar. Deri koltuklar, meri koltuklar. Kaç tane? 200 tane. 200 araba almışlar. Neden? E canım işte bu arkadaşlar gidip gelecekler. Neyle gidecekler kardeşim yani? Şimdi bunları da böyle yapamazsın ki. Yani bilmem neye mi bindireceğiz hani? İş, marka vermeyeyim. Hani o işte dandik bir arabaya mı binsin yani diyor. Adam gibi araba alacağız. Nereden? E vatandaş orada oturuyor be kardeşim ya. O hülo diye bağırıyorlar. Verin onların elektrik faturalarından ama bana da giriyor. Hani sen bana geçirmiştin ya. Şimdi Sözcü'nün bu birinci sayfası. Fakat arka sayfasında çok güzel bir haber var. Ha bir kere şeyi söyleyeyim. Yılmaz Özdil'in kitabı bugün çıkmış. Diyor ki bakayım doğru mu okudum. Evet bugün diyor. Bugün. Bugün piyasada. Mustafa Kemal. Çok güzel yazmış. Nasıl çalıştıklarını falan. Hakikaten muazzam bir çalışma. Ben daha kitabı tabii görmedim. Yani bugün zaten çıkıyor. Bugün ben de herhalde bir yerden bulursam alacağım. Ama çok iddialı anlatmış. Çok da güzel diyor kitaba. Yani Çin'den Maçin'e her tarafta o dillerle falan olacak. Kutluyorum Yılmaz kardeşimi. Çok en önemlisi benim adıma da çok önemli olan 3 yaşından itibaren 7 yaş grubuna kadar öğrencilere ki benim kızım tam bu arada biliyorsunuz 5 yaşında 32'şer sayfadan 10 kitaplık bir set çocuklara. Çocuklara Atatürk'ü. En ihtiyacım olan şeylerden biri şu an. Yani Atatürk'ü anlatmak, Atatürk'ü ama görsel ve okuyabileceği bir şey açısından bana göre herhalde çok faydalı. Onun için de dört gözle bekliyorum ama onun çıkışı galiba ne diyor? Yılbaşı diyor. Şimdi arka sayfanın manşeti çok güzel. Diyor ki ABD'li şirket açıkladı. Dünyanın en güvenilir lideri Merkel. Tebrik ediyoruz Sayın Merkel'i. 25 ülkede yapılan araştırmada %51 ile en çok güven duyulan lider Merkel oldu. Trump ise %27 ile son sırada. Şimdi hemen habere bakıyorum. Başlarım ben böyle Amerikan şirketine kardeşim. Nerede asrın lideri? He? Bak 25 tane ülke var. Çin var, Putin var, Trump var, Fransa var. Nerede abi Türkiye? He? 25 ülkeye girememiş mi yani bizim asrın liderimiz? Değil mi? Süper güç. Amerika'ya kafa tutuyor. İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, Rusya'ya hepsine kafa tutuyor. Bir çaktı mı girer Şam'da namaz kılar. Buradan bir çakarsa Bağdat'a kadar iner. Dronlarla Washington'u alır. Ey dünya beşten büyüksün sen filan der. Lan güvenilir listesinde yokuz. Küstahlığa bak ya. Amerikan devletinin küstahlığına bak. Şirkete bak. Amerikan şirketi. Bunlar işte hep bize düşmanlık yapmak için. Türkiye'yi kıskanıyorlar. Kıskandıkları için de en güvenilir. Ya tamam reklama gidelim.
Beni ciddiye al. Hadi reklamlardan sonra görüşeceğiz, tamam. Evet, devam ediyoruz. Saatlerimiz 8 oldu. Aydınlık gazetesine bakalım ne demiş bugün. Efendim, Afganlı PKK'ya yarar demiş Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. MHP'nin af teklifinin kabul edilmesi durumunda 50 bin torbacının dışarı çıkacağını belirten Feyzoğlu, bunların sattığı uyuşturucunun gelirinin PKK'ya aktığını söyledi. Yani PKK'ya akmasa demek ki uyuşturucu torbacıları çıkabilirler mi? Ya şimdi dejenere ediyorum tabii ama yani olayı buradan aldığınız zaman ben de bunu yaparım. Yani efendim uyuşturucular da çıkacak. Biliyor musun o uyuşturucular PKK'ya yarıyor üstelik de. Ha, ona yaramasın diye çıkartmıyoruz öyle mi? Yaramasalar tabii ya ne olacak ki yani çocuklar. Yani mesele PKK'ya para gidiyor olması uyuşturucudan. Kim izin veriyor peki? Bir de onu düşünün. PKK'nın bu işi yapmasına kim izin veriyor? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Afgan'da ceza indiriminin 5 yıl olduğunu belirten Feyzoğlu, okul önlerinde uyuşturucu satanların affedileceğine dikkat çekti. Okul önlerinde, sokaklarda çocuklarımıza uyuşturucu satan, şeker diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Yani Feyzoğlu kapsama giren suçların içinde mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de bulunduğunu söyledi, belirtti. Feyzoğlu, uyuşturucunun geliri dolaylı yollardan PKK'ya ulaşıyor. PKK dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden biri. Yıllık uyuşturucu geliri 1,5 milyar dolar. Yani af kanunu dolaylı olarak PKK'ya da yarayacak. Ya bir şey söyleyeyim ya, böyle bir saçma sapan bir şey olur mu ya? Yani PKK bu torbacılar içeride diye kazancından bir şey olmuyor bak. Devam ediyor. Adamları yakalanıyor yeni torbacılarla. Sen PKK'nın uyuşturucu ticareti yapmasını önleyemiyorsun. Şimdi diyorsun ki Afganlı bu çıkar. Bu mu yani? Bahaneniz bu mu? Allah'ım ya. Ülkece kafayı mı yiyoruz biz ya? Allah aşkına ya. Ya bunlar bir de gözde hukukçular filan. Üzülüyorum yani. Hakikaten üzülüyorum. Yani örnek bu mu? Ya burada çok net bir şey var kardeşim. Bana yönelik bir suç. Buradan sen niye bunu yapıyorsun? Onu sorgulamamız gerekiyor. Kimi kurtarmaya çalışıyorsunuz sorgulamamız gerekiyor. Ha şimdi buradan MHP'yi vurmuş gibi falan. Ciniz ya. Ya MHP sen PKK'yı mı yoksa kurtarmak istiyorsun falan. Yani bu böyle bunu AKP yapıyor ama sen yaptığın zaman olmuyor işte. O onlara mahsus bir şey. Herkese aptal muamelesi. Yersen. Milli parayla ilk ticaret. Hadi buyurun bakalım. Güzel. Bak ben de diyordum Aydınlık acaba bugün ne yapmış diye AKP'ye bunu yapmış bugün. Milli parayla ilk ticaret. Türkiye'nin Rusya'dan ilk defa Rus rublesiyle buğday alacağı açıklandı. Ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceği belirtilirken milli parayla ticaretin tarafların kur kaybını azaltacağını ifade edildi. İyi peki tamam güzel. Buna itirazım benim fazla yok ama yani zaten bu paralar convertible yani bankalarda geçişleri var. Bu takasın bir şeyi. Çünkü ben Rus parasıyla dış borcunu ödeyemem kardeşim. Bu kadar basit. Neyse. Ama yapıyorlar. İşte bunlar da beğeniyorlar. Dünya ileride cennet olacak diyor. Hadi buyurun bakalım. Yapay zeka hala tartışıyorlar. İnsanın bolluk toplumuna doğru götürecek olan tek teknoloji yapay zeka değil. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, füzyon enerjisi gibi teknolojiler üretimde bugün tahayyül etmekte bile zorlanabileceğimiz nicelik ve nitelik patlamalarına yol açacak. Sümer destanlarından beri insanın özlemi olan Batı Asya'da doğan Semavi dinlerin ütopyasını oluşturan cennet vizyonu gerçi. Ya, bakın bir şey söyleyeyim. Ya ben katılmıyorum. Yapay zeka bizi cennete mi götürecek yoksa bizi cehenneme mi taşıyacak? Yani bizi yok mu edecek? O anlamda söylüyorum yani. Yapay zeka beni ürkütüyor, korkutuyor. Daha önce de anlatmıştım. Efendim PKK'nın... bak Dışişleri Bakanı çok güzel laf söylemiş. PKK'nın Münbiş'ten çıkarılmasının zamanı geldi. Düne kadar zamanı değil miydi? Güzel kardeşim. Şşt, bakan, haberin yok galiba. Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. 18 bin tır... silah geldi oraya. Uyuyorsunuz galiba.
Allah'tan bak gökten gelen Cumhurbaşkanımız orada oturuyor da biz bunları öğreniyoruz. Bu Dışişleri Bakanı'na kalsak nasıl çıkaracaksın şimdi onu oradan? Var mı o kadar silah gücün senin? Palavra işte. At. Evet, ekonomik saldırı ve terör içecek. Kim diyor bunu? Kim der? Tayyip Erdoğan diyor. Evet. Şimdi bak, Yeni Şafak sol tarafta Bahçeli'yi vermiş. Şimdi dün Bahçeli muhalefet yapar gibi şeyler söyledi ya. Hani sözcüyü de heyecanlandırmış, manşet yapmış gayet de güzel. Şimdi Yeni Şafak orayı vermiş. İttifaka bağlıyız. Yani ola ki diğer gazete ve televizyonlardan Bahçeli'nin muhalefet gibi konuştuğunu duymuş olsam bile diyor ki böyle diyor ha diyor esası bu diyor. Neyse. Efendim ekonomik saldırı ve terör iç içe diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Suriye'de PKK'da ve ha işte bak. Biraz önce Dışişleri Bakanı'na söylüyordum ya. PKK'ya verdiği silah desteğiyle Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırının iç içe ve bağlantılı olduğunu söyledi. Erdoğan ülkemizin burnunun dibinde Türkiye'ye rağmen ve hatta Türkiye'ye karşı işler yapabileceklerini sananlar yanıldıklarını yakında anlayacaklar diyor. Amerika'ya verdik devleti. Şimdi Amerika bizi PKK'ya silahlar vererek ekonomik saldırı yaparak çökertmeye mi çalıştırıyor? Yönetiyor mu? Ya verdiniz. Amerika yönetiyor şu anda. Neyse bir Tayyip Erdoğan dinleyelim o zaman şeyinden. Dünkü konuşmalarını öyle dinleyelim. Buradan okumayayım şimdi uzun uzun. Evet, bir Tayyip Erdoğan dinleyelim. Kendilerini AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan önce gündemine ekonomiyi aldı. Faiz, kur ve enflasyonu yine şer üçgeni olarak tanımladı. Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bu faiz kur enflasyon saldırısına en iyi cevabı ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek, işlerimize dört elle sarılarak kendimize yeni imkanlar oluşturarak verebiliriz. Ekonomik krizden çıkış yolu bekleyen iş dünyasına sabırlı olun dedi. Sabırlı olacaksınız. Ama bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum. Erdoğan ekonomide derinleşen krize ilişkin açıklamalar yapan CHP'ye yüklenmeyi de ihmal etmedi. Nasıl karalar çalarız gayretiyle kampanyalar yürüten bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Ardından yerel seçimlere değindi Erdoğan. İlk kez liyakattan bahsetti. Yani kimse bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur diye bize aday teklifiyle gelmesin. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin belirsizliğe düşmemesi için büyük şehirlerin kritik rolünden bahsederek her il ve ilçeden aday ilan edeceklerinin de altını çizdi. Yerel seçimlerde aranan aday profilini de resmetti Erdoğan. Aday profilini tarif ederken FETÖ'ye bulaşmamış şartını dillendirmesi dikkat çekti. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleriyle hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Gidip kendimiz arayıp bulacağız. Amerika ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek istediğine dair mesajlar veren Erdoğan'ın grup toplantısında Suriye üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yüklenmesi dikkat çekti. Paramızla sizden silah istedik, araç gereç istedik, bize vermediniz. Ama terör örgütüne bunları bedava veriyorsunuz. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Kime karşı kullanılacak? O sınırın öbür tarafında kim var? Türkiye var. Biz sizinle stratejik ortak değil miydi? Bu nasıl stratejik ortak? Bu ekonomik savaş, bu ticaret savaşı bunlardan kopuk değil. Hepsi bunlarla iç içe. Almanya ziyaretine de değinen Erdoğan, hem Köln Camii'nin açılışında hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptıkları basın toplantısındaki protestoları eleştirdi. Bu ziyareti sabote etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ve şansölye ile basın toplantımızı provoke etmek isteyen bir terbiyesiz çıktı, bir ahlaksız çıktı. Fakat
Alman sivil polisi hiç fırsat vermeden paketleyip bunu dışarı attılar. Kimin yamağı olduğu da belli zaten. Onu söylemeye gerek yok. Şimdi bakın son bölümü dinlediniz değil mi? Yani mesela nasıl bir öfkeyle ve böyle bir şeyle anlatıyor ve orada alkışlıyorlar. Bir şey çıktı işte bir anda ne olduğunu biliyoruz. Ya dünyanın bütün ülkelerinde bütün liderlere yönelik bu tür protestolar olabilir. Amerika Başkanı'na da oluyor, İngiltere Başbakanı'na oluyor, Merkel'e oldu, Fransa'da oldu, yumurtada attılar filan. Ama hiçbiri daha sonra çıkıp da böyle hakaretlerle onun ne olduğunu biliyorsunuz. Bir alçak, bir şerefsiz falan. Ya yapılmış geçmiş. Bir de orada Alman sivil polisler. Bakın bu hep ne biliyor musunuz? Bu bazı konularda fazla bilgili olmamanın tezahürü bu. Böyle biraz abartacaksın ve o şeylere hitap ediyor. O sivil polisler. Şimdi bizde de var ya böyle sanki öğrenciymiş gibi araya sızıp aradan çaktırmadan provoka edenler. İşte o sivil polisler. Sivil polisler hemen aldı götürdü yani ben de yaparım. Hep bu şey gücü elinde bulundurduğun sürece hep kahramansın. Çünkü o güç namütenahi yani sınırı yok. Devlet gücü. Mesela böyle şeylerde seyredersiniz hani böyle bazı filmlerde hani yakalar birini, oturturlar iskemleye, eli kolu bağlı pataküte vurur adam ya da böyle hani karşısına getirirler, etrafta adamlar durur. Aslında birebir gibi gözükür. Ona yumruk atar, tükürür, tokat atar. Çek bakalım o adamları oradan. Yani onların müdahale etme ihtimali olmasın. Aynı konuşmayı yap. Ona benzetiyorum ben bazen. Böyle bir şey yaparak sivil polisler de var yaptı. Hemen paket paketlediler. Ya demokratik bir laf değil bu. Hah şimdi mesela bunu dinleyen benim cumhurbaşkanıma kimse laf söyleyemez. Paketleriz. Ha, yaparsın oğlum. Dünyada ciddiyetin yok. Bak 25 lider yapmışlar. Senin liderin yok. Hani densizlik tabii. Büyük bir küstahlık Amerika'nın yaptığı ama yok. Sıralamaya girmiyor. Ama sen buradan işte palavranı sık. Neyse. Efendim şimdi bir tane bir haber var. Dün size yayın sırasında söyledim. Tam şey değil. Bu kimin parası diyor. Bir tek Yeni Şafak böyle bakmış. Diğerlerinde hep büyük para operasyonu falan filan. Olay şu. Türkiye son dönemlerin en gizemli finans operasyonlarından. Aynen. Bu Yeni Şafak'ı görmeden notlarımı öyle almıştım. Çünkü bütün gazetelerde var. Böyle haber işte şöyle para aktardılar falan. Ya ne bu kardeşim yani yaşamadığımız. Bir tek Yeni Şafak aynı bu mantıkla bakmış. Diyor ki, Türkiye son dönemlerin en gizemli finans operasyonlarından birini yaşadı. Amerika'ya 5.000 liralık meblağlarla 2,5 milyar lira transfer eden 417 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Parayı gönderenlerin çoğu PKK ve uyuşturucudan sabıkalı. Alıcılar ise bazıları Musevi olan İranlılar. Trafiği yönetenler araştırılıyor. Şimdi bakın, MASAK incelemiş. Ocak 2017'den itibaren, yani geçen yılın başından itibaren, kısa aralıklarla 28.088 defa banka ve ATM'lerden para gönderilmiş. Türkiye'de transferde kullanılan sayının birkaç bini bulabileceği, yani bu bulunan, yani böylelikle 10 milyar lira. Şeye bakarsanız 10 milyar lira, aşağı yukarı ne oluyor? 2 milyara yakın bir para. Yani 1.800 milyar dolar Türkiye'den bu yolla para çıkmış. Şimdi bu nasıl bir organizasyon? Efendim PKK çıktı, DHKPC çıktı, IŞİD çıktı falan öbür gazetede var o saçmalıklar. İranlılar alıcı 5.000 gönderiyor zannediyorum o para transferinin masaya takılmaması için. Yani belli bir miktarın üzerinde para yani 5.000 lira 10.000 doların altı şu an itibariyle. Ya da 2.000 lira, 3.000 lira, 10.000 doların altı olunca galiba şey soruştu, banka haber vermiyor efendim 10.000 dolar gönderdiler diye. Tam bilmiyorum ama yani rakam düşük tutulmuş. Onun için çok şey. Fakat bu neyin parası? Neden İranlılara gidiyor? PKK'nın ya da işte uyuşturucunun ne işi var burada? Bu paralar niye ufak ufak gidiyor? Yani başka türlü gönderemiyorlar mı? Bu kadar adam kullanılırsa bazı şeyler açığa çıkar. Yani 400 bilmem kaç kişi gözaltında alınmayanlarla falan demek ki 500 bin kişi falan yani öyle bir kalabalık bu işe çalışıyor. O zaman buradan sızma olur. Yani birileri konuşur kardeşim. Hani meşhur Kurtlar Vadisi filmi vardı ya var hala galiba işte abuk sabuk. Orada
adamın lafı vardı hani. İki kişinin bildiği şey sır değildir artık diye. Çünkü üçüncüye söyleyebilirsin artık. O bir kişi değilse sırdır. İki kişi arasında olmaz diyor. Neyse. Ya 500-600 kişi. Tuhaf bir olay yani bu. Bakalım arkası ne çıkacak. Ya da acaba neyin tezgahı diye de düşünüyorum bazen. Çünkü bunlar birdenbire bambaşka bir yola da gidebilir. Hiç ummadığımız bir adam pat diye çıkıvermiştir. Arkadaş bu adam bu yolla para kaçırıyor diye. Ama bu kadar adamı kullanmak. Ya Zonguldak'ta çaycı var mesela. Para göndermiş. O da bu işin içinde. Yani yaymışlar. Sen şu kadar para gönder. Sen şu kadar para gönder. Muazzam bir organ. Neyse bakacağız ne olduğunu göreceğiz. Efendim Yeni Şafak bu şeyi çok kaşıyor gene dediğim gibi. Bu Orta Doğu olayını. PKK şey Rakka Kerkük yağması. Suriye'nin doğusunu PKK eliyle işgal eden ABD bölgenin doğal kaynaklarına da el koyuyor. Petrol ve doğalgaz için Amerikalı, Fransız ve İngiliz şirketler sıraya girdi. Bölgeye gelen resmi ya da özel şirket görevlisi son iki ayda 400'ü aştı. Rakka yerel meclis üyesi Ekrem Dede rejim rafinerilerine petrol sevkiyatı durdu. Petrol Irak'a taşınıyor dedi. Irak Türkmen cephesinden hicran kazancı da ABD'nin Irak-Suriye arasındaki sınırı kaldırarak Rakka, Deyrizor, Kerkük ve Telaferi tek bölge yapmak istediğini söyledi. Ya burada muazzam bir şey oluyor ve bu Yeni Şafak üzerinden müthiş bir savaş kışkırtıcılığı da var benim gördüğüm. Yani müdahale et kardeşim bak burada çok kötü. Yanlış mı? Bak bilmiyorum. Şimdi burada benim de bazı söylerim var. Hani ona da diyebilirsiniz sen de ama ben onu biraz daha ironik tabii söylüyorum. Yani şimdi burada daha kaba söylüyor. Yani müdahale et. Şimdi ben öfkeli söylüyorum ya arkadaş bana böyle yok Amerika böyle yapıyor şöyle yapıyor. Sen bostan korkulu musun diyorum. Yapamayacağını biliyorum. Çünkü neden? Ya zaten ülkede darbe oldu Amerikalılar yönetime geçti kardeşim. Hala dün mesela işte bak çok güzel kamuflaj bu. Benim zavallı insanlarım lan Amerika'ya gene çakıyor diyorlar. Ya çakmıyor kardeşim Amerika'ya tapu verildi tapu. Darbe oldu Türkiye'de. 15 Temmuz'da yapılamayan yapıldı. Amerikalılar yönetiyor artık. Ha efendim şirketmiş oy bilmem geç onları. Dış güç diye bir şey kalmadı artık. Hadi S-400'ü al bakalım diyorum hala. Öyle bir şey yok. Şimdi Hürriyet, Hürriyet'e bir gelelim bakalım. Hürriyet'te de enteresan haberler var. Şimdi önce arkadaşlar Hürriyet'i bir koyup sonra aşağı doğru eğer kaydırmak mümkün oluyorsa şu Latif Demirci'nin karikatürüne bir bakalım ne olur. Ya da sırf onu gösterebiliyorsanız Hürriyet'ten önce. Şimdi söylediğim cümlenin çok güzel karikatürize edilmiş hali var. Yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Hürriyet. Tamam. Efendim, Hürriyet'in ne bu kalpaklı Atatürklü bez Türk bayrağı 21 kupona. Vay vay vay. Aa, Hürriyet Atatürk posteri veriyor ya. Başlarına taş mı düştü yandaşların? Atatürk kalpaklı, Allah Allah. 70x105 boyutunda büyük boy bez Türk bayrağı 21 kupona kalpaklı Atatürklü. Atatürklü bayrak dağıtıyor yandaş medya. Allah Allah. Cumhuriyet bayramınadır. Bak şimdi karikatürü görüyorsunuz. Diyor ki, abi ne yapacağız bilemiyorum diyor. Elektrik, doğalgaz filan her bir şeye zam geldi. Kahvede oturmuş. Öbürü diyor ki, vallahi ben evi McKinsey'in üzerine yaptım. Danışmanlık alıyorum, kafam rahat. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu kadar zekice bir darbe anlatılamaz. Evi diyor, evi McKinsey'e yaptım diyor. Biz de Türkiye'yi McKinsey'in üzerine yaptık işte. Efendim manşet Ayşe'yi kim kurtaracak? Çok vahim bir dramatik olay bu. Ayşe 14 yaşında şu anda. 3 yıl boyunca yani 12 yaşından beri. Üvey baba tecavüzüne uğradı. Kaçtı devlete sığındı. Üvey babaya 25 yıl hapis verildi. Şimdi geliyorum. Ama anne sonra da Ayşe şikayetleri geri çekti. Ve küçük kız yeniden tecavüzcü üvey babayla aynı evde. Şimdi bu taciz, tecavüz şeyleri şikayete bağlı suçlar olunca böyle oluyor. Şikayeti geri çektiğiniz zaman o 25 yıl gitti. Şikayet edersen adam 25 yıl yatıyor. Şimdi anne, bilemiyorum ya tehdit edildi. Ailenin, çünkü adamın da herhalde dışarıda ailesi var başka. Ya dediler ki bak yaktın adamı, al şikayetini geri. Bir süre şey yapın sonra boşanın, geçin gidin. Yani ne bileyim işte. Ama o küçücük kız da şikayetini geri alınca adam tekrar çıkıyor ve o Ayşe tekrar o babayla aynı eve giriyor.
Şimdi Hürriyet de diyor ki yani buna bir an evvel işte şey bulunsun diyor da ne yapılabilir bu durumda yani? Çocuğu gidip alabiliyor musun? İşte Amerika'da alıyorlar bak. Ya da Avrupa ülkelerinde filan çocuğu koruyan yasalar var, alabiliyor. Çünkü şikayet olduğu an 25 yıla mahkum olmuş. Yani demek ki olay sabit. Sonra şikayeti geri alıyor. Yani şikayeti geri almak böyle bir olay yaşanmadı değil. Ben ondan dolayı şikayetçi değilim. Şimdi burada eğer kanaat oluşmuşsa adam gerçekten hem taciz hem tecavüz hem dayak varsa bu çocuğu kurtarmak gerekiyor. Bakalım bilmiyorum ne olacak. Efendim. Aynı yakıtı evine çevire çevire dolandırdı diyor. Neymiş bu? Ha, Türkiye'de Borajet'in sahibi SBK Holding finansörü Lev Aslan Dermen ile ortaklarının ABD maliyesini 511 milyon dolar dolandırırken başvurduğu şeytani plan ayrıntıları ortaya çıktı diyor. Şimdi böyle bir olay var biliyorsunuz. Buna yeni zarrab olayı olabilir mi diye şüpheyle bakanlar da var. Çünkü bazı iş adamları var burada. İşte Borajet, Borajet'in batırılması, cemaat falan iç içe. Üç ortak doğu kıyısında Florida'dan gemiye yükledikleri biyodizeli Panama'dan geçirip ABD'nin batı kıyısında Los Angeles'a ayçiçek yağı diye getiriyorlardı. Limanda tanklara boşalttıkları ürünü bir işlemden geçirip biyodizele çevrilmiş gibi göstererek galon başına $1 teşvik alıyorlardı diyor. Teknik bir konu fakat hani bir yerde dediniz herhalde Amerika'yı da dolandırmışlar falan. Neyse. Bunun da şeyi çıkacak herhalde. Şimdi dün Tayyip Erdoğan'ın o lafı vardı. Burada onu manşet çıkarmış. Şimdi bu galiba havuz medyaya bir şey yapıyorlar bu yandaşlara. Yani bazı konularda herkes aynı manşette çıkacak. Bazılarında da serbest diyor. Yani sen şurasından çık, sen şurasından. Böylelikle herkes ayrı bir tarafından tutmuş olabilir. Mesela Hürriyet, zamlı satanı zabıtaya bildirin diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan dedi ya, efendim dedi bu dedi sakın dedi şey yapmayın dedi. Böyle gıda muda arttıran varsa hemen dedi zabıtaya, zabıta gelsin, gereken cezalar kesilsin. Şimdi neyi bildireceğiz biz? Efendim, dünden bugüne zamlanan mallar. Çok güzel. Hemen bildiriyorum. Doğalgaza zam yap. Haydi bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım, hangi zabıtaya söylemem lazım? Doğalgaza zam yapıldı. Yapan belediye. Şimdi zabıtayı nasıl çağıracağız? Elektriğe zam yapıldı. Toplam %100'ü buldu. Doğalgazda da %40'ları buldu. Yani 9 ama dünkü 9. Buyurun alın size havuz problemi şimdi çözün. Belediye zabıtası. Kaç numaraydı kardeşim İstanbul Büyükşehir Belediye? 154 mü? 153 mü? Alo belediye. Hemen arayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getiriyorum. Fahiş yapılan zam bildirmek istiyorum. Doğalgaza ve elektriğe zam yapıldı. Hadi. Çöz. Zabıta Bey. Kime gideceksin kardeş? Ne yapacaksın şimdi? Derhal zabıtaya bildirin. Bildiriyorum. Bir daha bildiriyorum. Elektriğe ve doğalgaza zam yapıldı. Çok fazla. Efendim burada bir tane de bir hadi magazine biraz girelim. Paris'in robot yıldızı diyor. Şimdi Paris Otomobil Fuarı'nda yeni kuşağın modelleri vitrine çıktı. Renault'un premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ Ultimo'da ilgi gördü. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Renault bu numarayı hep yapıyor. Sene 1996. O Bagatelle diye bir şeyleri var bunların işte bu antika araba falan filan şeyleri. Bir şekilde bir davet oldu. Oraya gittik. Yani gazeteci daveti değil. Ailecek gittiğimiz bir davetti. Orada yaşayan bir dostumuz. O fuarda yani böyle bir antika arabalar filan bir de geleceğin arabası diye Renault koymuşlar. Efendim Renault 2000 modeli diye. Acayip bir araba böyle. Önde şoför, şoförün etrafı böyle sarılı bir şeyle. Sen burada böyle rahat salon salamanca oturuyorsun. İşte arabanın osu var, busu var, şusu var. 2000'de çıkacak. 4 yıl. Aa, ulan 4 yıl mı bekleyeceğiz? Bakalım dur nasıl olacak? Arabalara bindik, fotoğraflar çektirdik falan. Çalıştırmayacaksın ama diyorlar. Yani arana dokunma orasına burasına. Tamam. Sonra 2000 geldi hiç böyle bir model çıkmadı. Şimdi gene böyle bir şey yapmışlar. Paris'in robot yıldızı diyor. Gene öyle. Gene gidin bakın. Ay, onlar ama çıkmaz. Evet. Ha şimdi dur. Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmek istiyordum ama hani bu hep söylüyorum ya Türkiye'de darbe oldu aslında Amerikalılara devrettik yönetimi. Kılıçdaroğlu'nun da 10 tane sorusu var ama Recai Aksu şu anda attığımızda bir Avrupa gündemini alıp ondan sonra ona geçeceğiz. Buyurun.
Günaydın sevgili Can Ataklı. Evet, AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Avrupa'daki, Almanya'daki iş adamlarıyla ilgili yaptığı görüşmelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Almanya'nın iş dünyası temsilcileri Türkiye'ye yatırımlarının arttırılması çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenimizi yeniden kazanın mesajını verdi. Ve Alman yatırımcıların endişelerinin giderilmesi için hukuk devletinin yeniden tesisinin ön koşul olduğunu ilettiler. Avrupa'nın en önemli ekonomik gücü, Türkiye'nin de en önemli dış ticaret ortağının ekonomik desteğini almak umuduyla gerçekleştirdiği Almanya ziyareti sırasında en kritik görüşmelerden birinin Alman ekonomi dünyası temsilcileri de tabii yaptı. Doçevel'in haberine göre Türkiye'de yatırımları bulunan Alman ekonomisinin devleri Berlin'de bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'deki yatırımların büyük önem atfettiklerini, Türkiye'den çıkmak istemediklerini, ancak ekonomik işbirliğinin sürmesi ve artması için öncelikle Alman iş dünyasının güveninin yeniden kazanılması gerektiğini söylediler. Toplantıya katılan Alman iş dünyası yetkilileri özellikle 5 madde üzerinde odaklandılar. Bir, hukuk güvenliği güçlendirilmeli, demokratik kurumlar işler hale getirilmeli, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanmalı, Türk hükümeti gümrük birliği kurallarına bağlı kalmalı ve yeni yatırımlar için çerçeve koşullar iyileştirmeli gerektiğini dile getirdiler. Aslında bu görüşmeyi değerlendiren Alman Bankalar Birliği Genel Müdürü Andreas Krauschak, görüşme nesnel ve yapıcı geçti diyor. Görüşmede güvenin yeniden inşası için de ön koşulun hukuk devletine dönülmesi olduğunun altını çizildi diyor Alman Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Krauschak. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabii lira krizi sürecinde Türk vatandaşlarının Türkiye'deki paralarını çekerek Almanya'da yeniden yapılandırdıkları yönünde emareler olduğuna da dikkat çekiyor Krautreit. Oysa bunlar diyor Türkiye'de yatırımlar için gerekli. İşte bu bağlamda da Türk hükümetinin güveni yeniden tesis etmesi çok önemli diyor. Tabii bu arada bekledikleri şey Alman Sanayi Birliği'nin başkanı Dieter Kempf ise yatırımcıların güvenini yeniden kazanmada işleyen demokratik kurumlar önemli bir kıstaktır dedi. İstikrarlı bir Türkiye bizim için önemli. Ekonomi politikalarında yapılacak reformlar kadar hukuk devletine dönüşün ve basın özgürlüğünün sağlanması için bir zorunluluk diyor. Evet, hukuk devletine dönün diyor yani açık açık. Ve tabii aslında yani iş adamları açıkça hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme, normalleşme alanında icraat bekliyorlar. Bu arada Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Kaya'nın da açıklamaları var. Sayın Erdoğan Almanya ile ilişkileri normalleştirmek ve yeniden AB'ye yakınlaşmak isterken Cumhurbaşkanı Steinmeier'in demokrasi eleştirilerine verdiği cevaplar ve uslubu bu amaca ne yazık ki hiç hizmet etmedi diyor. Ben yemekteydim, o gergini hissettim diyor. Ve Kaya şöyle diyor, ancak diyor gerçek şu, Türkiye'nin yeniden yabancı yatırımcılar için çekim merkezi olabilmesi, Türkiye'nin yeniden siyasi ve hukuki güveni tesis edebilmesine bağlı açıklamasında bulunuyor. Evet, bu arada Federal Başsavcılık dün operasyonda düzenlediği aşırı sağcı Devrim Şemlis adlı örgütün üyelerinin iki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü olan 3 Ekim'de yani bugün bir saldırı planlamışlar. Rüttoş'a Sertuk'un haberine göre Devrim Şemlis adlı örgüt aşırı sağcı Ülkücü Nasyonal Sosyalist Parti örgütünden daha fazla terör saldırısı planlıyordu diyor. Başsavcılığa göre Devrim Şemlis örgüt üyeleri 11 Eylül'de bir araya gelerek örgütü şekillendirdiler. Bu tarihten 3 gün sonra Çemlis'te yabancılara yönelik bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı örgütün 3 Ekim'de yapacağı yani bugün yapacağı saldırı öncesi bir hazırlık eli taşıyoruz açıklamasında bulundu. Federal İşleri Bakanı Horst Seehofer de Almanya'da genel olarak terör tehdidinin devam ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Katherine Barley de aşırı sağcı terör gerçek büyük bir tehlike oluşturuyor dedi. Bakan holiganlar, bazlaklar ve neonazilerin şiddet eylemleriyle korku ve nefret yaymaya çalıştığını ifade etti. Evet, tabii bu arada Alman medyasında da özellikle bu ırkçılara ilişkin yorumlar gündemde. Almanya'da aşırı sağ terör şüphesi 7 kişinin gözaltına alınması, tabii ki de alınması özellikle Rüttoş'a Sertik'te bir yorumu var bu konuda. Şöyle diyor Rüttoş'a Sertik gazetesi, NSU davasının aşırı sağcıların gözünün yıldırmadığı anlaşılıyor. Nasıl yıldırsın ki? Daha karar açıklanırken neonazi tanıklardan Andre Eminger elini kolunu sallayarak mahkeme salonundan çıkıyordu. 2 hafta sonra eski Nasyonal Sosyalist Demokrat Parti yetkilisi Ralf Wohlleben de tahliye edildi. Her ikisi de hiçbir zaman bağlarını koparmadıkları yoldaşlarının gözünde kahraman sayılıyorlar. Almanya'da aşırı sağ yükselişte Almanya için alternatif partili politikacıların neonazilerle yan yana yürüdükleri Chemnitz'teki olaylardan bu yana bazı sağ militanlar işi artık bitirme zamanı geldiğine inanıyorlar.
diyor yorumunda. Die gazetesi de Alman aşırı sağının tehlikeli hale gelmesinin nedeni sadece artan göçmen sayısını aramanın doğru olmadığını ifade ediyor. Ve şöyle diyor yorumunda Die gazetesi, yakayı ele veren terör hücresinin ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin etmek zor. Canihane planlarını hangi adla yaparlarsa yapsınlar, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütlenmesi'nin Münih'teki davayı izleyenlerin sandığından çok daha geniş bir tabandan besleniyor olması mümkündür diyor. Tutuklanan zanlıların gerçekten NSU ile somut bağlantıların olup olmadığı fark etmez. Her ikisi de şişeden çıktığı anlaşılan kötü ruhun tohumudur yorumunda bulunuyor. Evet, bu arada NATO Savunma Bakanlığı toplantısı öncesinde ABD'nin NATO Büyükelçisi Houston, Türkiye ile yaşanan siyasi gerilimin yakın askeri işbirliğini etkilemediğini söyledi. ABD'nin NATO nezdindeki daimi büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Brüksel'de bugün başlayacak 2 gün süresi beklenen NATO Savunma Bakanları toplantısının öncesinde gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. ABD büyükelçisi Hutchison, Ankara Washington hattında yaşanan siyasi gerilime rağmen iki ülke savunma bakanları ve orduları arasında işbirliğini sürdüğünü söyledi. Tabii Hutchison, Brunson'un serbest bırakılması nedeniyle ABD-Türkiye arasında tırmanan gerilimin NATO'da işbirliğini nasıl etkilediği şeklindeki bir soruya ise Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki, bunda bir değişiklik yok yanıtını verdi. Evet, Almanya'da yeni bir yasa tasarısı var. O da yabancılara iş arama vizesi adı altında. Almanya'da koalisyon partileri Avrupa Birliği dışında vasıflı çalışan çekebilmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısı üzerinde anlaştı. Angela Merkel önderliğinde 3 koalisyon partisi lideri gerekli vasıflara sahip olan ve Almanya yeterliliği bulunan yabancıların ülkede çalışabilmesine yönelik engellerin kaldırılmasına onay verdi. Yeni öneriye göre ülkedeki şirketlerin Alman vatandaşlarına öncelik tanınması şartı kaldırılacak. Böylece açık pozisyonlara AB vatandaşı olmayan yabancılar da aynı şartlarda başvurabilecekler. Teklif sayesinde AB dışında bir ülkede bulunan kişiler Almanya'ya gelerek 6 ay boyunca iş arama imkanı sunulacak. Söz konusu vize ihtiyaç duyulan bölümlerden mezunlara veya belli alanlarda mesleki eğitim alana yabancılara verilecek. Gelenlerin 6 aylık süre boyunca yeterli geçim kaynağına sahip olduklarını ve devlet yardımına muhtaç kalmayacaklarını da iş ispatlamaları gerekecek. Evet, tabii çevre önemli. Alman Koalisyon Hükümeti'nin ortakları Hristiyan Birlik, CDU, CSU ve Sosyal Demokrat Partileri yüksek zehirli egzoz gazı salan eski model dizel motorlu araçların trafikten men edilmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirler üzerinde anlaştılar. İSPİ'de Genel Başkanı Andres Nahles, üzerinde durulan önlemler arasında motorlu araçlara azot oksit emisyonunu azaltıcı katalizör takılması ve masrafın kısmen bütçeden karşılanması önerilerinin bulunduğunu açıkladı. Tabii Tüketici Koruma Birliği Başkanı Klaus Müller de katalizör donanımının ücretsiz değiştirilip motorlara dayanıklık garantisi verilmesinin araç sahiplerinden pahalıya mal olmaması şartıyla uzlaşmayı destekleyeceklerini de söylediler. Evet, Hambach ormanında tahliye tamamlandı. Kömür enerjisine karşı direnişin sembolü haline gelen Hambach ormanında son ağaç evdeki aktivistler de tahliye edildi. Ormanın yok edilmesine engel olmaya çalışan aktivistler yıllardır ağaçlarda yaşıyorlardı. Avrupa'nın en büyük lignit ocağını geliştirmek için yok edilmesi planlanan Hombach ormanında geri kalan ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç da tabii tahliye edilmiş oldu. Alman enerji devi RWE'nin şirketinin ormanda geri kalan bölümünde kesilmesi için harekete geçmeye hazırlandığı da belirtiliyor. Tabii RWE şirketi sözcüsü aktivistlerin bölgeye tekrar girmesine engel olunması için Aachen kenti yakınlarında ormanın etrafına hendek kazılacağını, alanın halat ve olay yeri şeridiyle de çevrileceğini açıkladı. Tabii ağaçların kesilmesine karşı ciddi bir direniş var. 12 bin yıllık ormanın şu ana kadar %90'ını yok edildi. Çevreciler ise geri kalan %10'luk kısmı kurtarmak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri de yasak. Bu arada Yeşiller Partisi'nin Kuzey Remesman Eyalet Örgütü pazar günü kömür ocağını bitişinde bir parti kongresi düzenleyecek. Cumartesi günü ise bölgedeki protesto eylemlerine binlerce kişinin katılması bekleniyor. Bunu da burada ifade edelim. Evet, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok iki ülkenin ilişkilerini normalleştirme kararı alması sonucu ilk kez Türkiye'ye geliyor, bugün geliyor, gidiyor. Evet, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un iki günlük resim ziyareti bugün başlıyor. Ziyaret sırasında Türkiye ile Hollanda arasında ikili ilişkiler, Avrupa Birliği üyelik süreci, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. İlişkiler 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliği referandumu öncesinde Hollanda'daki bir etkinlikte
Türkiye asıllı vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretine izin verilmemesi sonrası kötüleşmişti. Özellikle tabii AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Hollanda için o dönemde bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist ifadelerini kullanmıştı. Şimdi işlerin düzeltilmesi bekleniyor. Evet, İtalya'da ilginç bir gelişme var. İtalya'da 2300 nüfuslu ilçesine yüzlerce sığınmacıyı kabul ederek uluslararası üne kavuşan Riyece Belediye Başkanı Domenico Ucano yasa dışı göçe yataklık etmek suçlamasıyla tutuklandı. İtalya'da hoşgörü ve başarılı entegrasyonun sembolü olan Reis Belediye Başkanı Yamonice Ucano, İtalya'nın güneyindeki Calabrico bölgesinde bulunan ilçenin belediye başkanı, maliye polisi tarafından yasa dışı göçe yataklık etmek suçlamasıyla ev hapsine kondu. 60 yaşındaki Ucano ve eşine göçmenlerle yerli halk arasında kağıt üstü evlilikler organize etme ve iltica başvurusu reddedilen sığınmacılara oturum belgesi verme suçlamaları yönetiliyor. Aslında reisin belediye başkanı yüzlerce sığınmacıya yer verdiği için uluslararası üne kavuşmuş. 2016 yılında ABD merkezli Fortuna dergisi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Francisco ve Apple CEO'su Tim Cook gibi isimlerle birlikte en etkili 50 dünya lideri arasında gösterilmişti. Sığınmacıları ilçedeki boş evlere de yerleştiren ve ilçe halkı tarafından Mimmo adı olarak anılan Lucano 2017'de de 10 bin euro tutarında direkten barış adına layık görülmüştü. Tabii solculardan ve insan hakları aktivistlerinden tepki geldi bu karara, özellikle ev hapsine. Lucano'nun ev hapsine konması solcu politikacılar ve insan hakları aktivistleri tarafından siyasi bir karar olarak nitelendirildi. Göçmen hakları için mücadele eden ve mafya konusunda kaleme aldığı kitap ve röportajlarıyla tanınan gazeteci yazar Roberto Stevellano, hükümet bu hukuki soruşturma ile demokrasinin otokrasiye yöneltilen bir devlete dönüştürülmesinin ilk adımını atıyor diye konuştu. Evet, Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Berham Salih oldu. Irak Devlet Televizyonu, Irak Meclisi'nin salı günü yapılan oylamayla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski lideri Berham Salih'i cumhurbaşkanı olarak seçtiğini açıkladı. Bu Alman medyasında yer alıyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Berham Salih, oturuma katılan 273 vekilin 220'sinin oyunu alarak 20 aday arasından seçildi. 2003'te ABD'nin Irak işgalisi sırasında yapılan bir anlaşmaya göre Irak'ta Cumhurbaşkanı'nın Kürt başbakanının Şii, meclis başkanının ise Sünni olması, kökenli olması gerekiyor. Evet, Suriye ile ilgili, İdlib ile ilgili bir gelişme var, bir açıklama var. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Ankara ile gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli olduğunu, ancak bunun için Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesinin şart olduğunu söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, Lübnan Televizyonu'na yaptığı açıklamada verdiği röportajda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Muallim, Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül'de Soçi'de imzalanan İdlib Anlaşması ile ilgili olarak Türkiye'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirebileceğine inanıyoruz. Çünkü İdlib'deki tüm teröristlerin isimlerini biliyorlar ve bunların hepsi Türk istihbaratının talimatlarına tabi dediğini aktardı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın Şam ile Moskova'nın konuya ilişkin koordineli çalışmasının ardından imzalandığını hatırlatan Muallim, bu mutabakatın İdlib'in özgürleştirilmesi yönünde atılan bir adım olmasını ümit ettiklerini söyledi. Tabii Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, İdlib'de savaşçıların kalmasına izin verileceğini, diğer bölgelerden gelenlerin evlerine döneceğini, yabancıların ise Türkiye üzerinden ülkeyi terk edeceklerini söyledi. Son olarak sevgili Can Ataklı Spor, evet, Cristiano Ronaldo hakkında tecavüz dosyası tekrar açıldı. ABD'nin Las Vegas kentindeki polis birimleri 2009'da Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen bir kadının talebi üzerine soruşturma dosyasını tekrar açtı. Katiana Moyargo adlı kadın özellikle Portekizli futbolcunun bir otel odasına kendisine saldırdığını söylüyordu. Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki Ronaldo ise Alman Der Spiegel'in gündeme taşıdığı suçlama hakkında sahte haber diyor. Tabii Der Spiegel'e göre 34 yaşındaki Moyargo olayın ardından Las Vegas polisine şikayette bulunmuş. 2010 yılında ise taraflar mahkeme dışında bir uzlaşmayı kabul etmiş ve Ronaldo suçlamaların kamuoyuna açıklanmaması karşılığında 375 bin dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etmişti diyelim sevgili Can Ataklı. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi nerede kalmıştık dedim ya, Hürriyet'te, yani diğer gazetelerde de ufak tefek var. Hürriyet biraz daha şey yapmış, yani 1,5 sütun koymuş. Erdoğan'a 10 McKinsey sorusu diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
Diyorum ki onu kendi sesinden bir dinleyelim. Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada sorular. Dinleyelim. Ben 1 milyon vatandaşım adına bekliyorum. Soru 1. Erdoğan'a göre yaşadığımız ekonomik krizin sorumlusu dış güçlerdi. Dış güçlerin başında da Amerika ve Trump geliyordu. Kendisi söylüyordu. Peki krizi aşmak için kimden liderlik istiyorsunuz? Bir Amerikan danışmanlık şirketinden. Bizi batırıyorlar dediğiniz bir ülkenin şirketinden sizi kurtarmasını hangi akılla bekliyorsunuz? Soru 2. Erdoğan'a göre bunlar ezanımıza, bayrağımıza saldıranlardı. Peki ezanımıza, bayrağımıza saldıranlardan para karşılığı yardım istemeyi bu millete nasıl anlatacaksınız? Hangi yüzle yaptınız bu anlaşmayı? Daha acı olanı ise bu tutumunuz, ben bu ekonomiyi yönetemiyorum, gelin siz yönetin anlamına gelmiyor mu? Soru 3. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi olacak. Güzel. Ve bu ofiste 16 bakanlıktan temsilci olacak. Bunların aldıkları her karar, yaptıkları her uygulama, düzenledikleri her rapor 3 ayda bir McKinsey tarafından kontrol edilecek. Türkiye'de bunu yapacak kurum, kuruluş ya da şirket yok mu? Bunu içinize nasıl sindirdiniz? Soru 4. Devletin kozmik odasını FETÖ'ye teslim ettiniz. Şimdi de devletin tüm mali bilgilerini ezanımıza ve bayrağımıza saldıranlara teslim edeceksiniz. Bunu hangi ahlaki temele dayanarak yapacaksınız? Soru 5. Size Türkiye'de liderlik yapacak olan McKinsey'e bu işi ihaleyle mi, yoksa birilerinin tavsiyesi üzerine mi verdiniz? Tavsiye üzerine verdiyseniz size bu şirketi kim ya da kimler önerdi? Soru 6. Bu anlaşmanın tutarı, kapsamı ve süresi nedir? Bunları açıklayacak mısınız? Biliyorum ki açıklamayacaksınız. Ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar bunu biliyorlar ama Necip Türk milleti bunu öğrenemeyecek. Bu tutum aynı zamanda sizin gayri yerli ve gayri milli karakterinizi göstermiyor mu? Soru 7. Diyorsunuz ki söz konusu danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır. Fonksiyonsuz ve yetkisiz bir şirkete hangi vicdanla milyonlarca dolar para ödeyeceksiniz? Fonksiyonsuz ve yetkisiz bir şirket neden 3 ayda bir 16 bakanlığı denetlesin? Soru 8. Allah aşkına neyin nasıl tasarruf edileceğini Türkiye'de hiç kimse bilmediği için mi McKinsey firmasından milyon dolarlar ödeyip görüş alacaksınız? Soru 9. Sevgili Erdoğan, 15 Mart 2015 tarihinde Balıkesir'de yaptığın konuşmada benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmedidir diyordun. McKinsey ile yapılan anlaşma devleti bir şirket gibi yönetme arzusundan mı kaynaklanmaktadır? Bu anlayış hanedan devlet anlayışı değil midir? Soru 10. McKinsey'in 3 ayda bir düzenlediği raporları kamuoyuna açıklayacak mısınız? Açıklayamazsınız. Ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar raporları bilecek ama bizler 600 milletvekili dahil öğrenemeyeceğiz. Bu sizin vatanseverlik anlayışınızı yansıtmıyor mu? Soruların hiçbirine cevap gelmeyecek nasılsa. Ama mesela Star gazetesi vermiş cevabı. Diyor ki niye bu kadar telaşlandınız? Allah Allah. Hakikaten ya. Kemal Bey niye telaşlandınız ya? Ha? Onu soruyor. McKinsey hamlesi kriz lobisini kızdırdı. Yani bir darbe yapılmış. Türkiye'nin yönetimi Amerikalılara devredilmiş. Onlar gelip el koymuşlar. Soruyorsun. Adam diyor ki kriz lobisi kızdı. Aa, niye bu kadar telaşlandınız diyor. Bakalım ne diyormuş altında.
altını nasıl doldurmuşlar onu merak ediyorum. McKinsey'in objektif tespitlerle uluslararası piyasada oluşturacağı alternatif kriterlerin Türkiye'yi sıfırcı hocaların tahakkümünden kurtaracak olması operasyoncuları korkuttu. Kim ulan bu operasyoncular ha? Affedersiniz yani argo dedim ama kim? Amerika, Avrupa Birliği, onlar değil mi? Ya onlara verdin. Ne kandırıyorsunuz ya? Bir de bak şöyle bir yalan var. Objektif tespitlerle uluslararası piyasada oluşturacağı alternatif kriterlerin Türkiye'yi sıfırcı hocaların tahakkümünden kurtaracak olması. Sıfırcı hocacılar nedir? İşte Lehman Brothers, yok efendim Fitch, Standard & Poor's falan. Ya bu şirket onlara diyecek ki Türkiye böyle böyle, onlar da onların raporlarına dayarak Türkiye'nin notunu arttıracaklar. Kafa. Ama aptalız ya hepimiz. Salağız ya. Bunları bize yutturuyorsunuz şimdi. Adam onlara verecek raporu. Tamam diyecek, Türkiye'nin notunu arttırabilirsiniz. Bu diyor ki hala onların tahakkümünden. Hayır, tam tersi. Tam kabullendin şimdi. Bak yalan burada. O sıfırcı dediklerini tam kabullendin. McKinsey, global piyasanın ve yabancı yatırımcıların en çok güvendiği raporlama şirketi olarak tanınıyor. Biz boşuna mı yaptık o anlaşmayı? En güvenilen. Türkiye dahil 60'tan fazla ülkede 127 ofisiyle uluslararası alanda hizmet veriyor. Ekonomi üzerine otorite şirket olarak bilinen McKinsey'in raporlaması tüm dünyada kabul görüyor. Ha, dünyada kabul görecek işte o şirketler. Fitch, Lehman Brothers, efendim şey... Standard & Poor's, onlar, Moody's, onlara verecek, onlar notları tekrar verecekler. Bu not vermiyor. Onlar not vermeden sana bir şey olmuyor. Ama aptalız ya biz, bilmiyoruz, cahiliz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Türkiye'ye danışmanlık hizmeti verecek şirket, ekonominin röntgenini çekerek gerçek veriler üzerinden elde ettiği bilgilerle dünya piyasaları için analiz raporu hazırlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunulacak rapor, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımlar için de en sağlam kaynak olacak. Abi hakikaten ya, bu ülkenin çivisi çıktı ya. Şu ifadeye bak ya. Ama işte Ertuğrul Özkökler falan bunu beğeniyorlar. Abi çok güzel. Çok güzel oldu. Aa, harika. Oh be, rahatladık şimdi. Tayyip Erdoğan'ı hiç eleştirmeden artık Amerikalılara söyleyeceğiz. Paralar oradan gelecek. Çok güzel. Yazık. Ülkeye yazık. Hakikaten yazık. Ekonominin röntgeni çekecek diyor. Ya ekonominin röntgenini senin elinde değil mi zaten güzel kardeşim? Senin damat bey gidip dünyanın şirketlerini anlatmıyor muydu düne kadar? Biz şöyleyiz, şöyleyiz. Niye? İnanmıyorlar mı? Güvenmiyorlar mı ona? Ha? Damada inanmadılar mı adamı? Amerikalılara teslim ettik bütün tapuyu. Türkiye'yi Amerikan şirketinin üzerine yaptık işte resmen. Doğrusu budur. Darbe oldu, darbe. Bakın. Net söylüyorum, darbe oldu. Amerikalılar yönetiyor artık. Hazinemiz onların elinde. Efendim raporlayacaklarmış da bize vereceklermiş de biz de onlara bilmem neydi. Madem iyi de nedir kardeşim? Hani hiç teğet geçen dünyanın hangi ülkesi bütün ekonomisini bir şirkete teslim ediyor ya? Amerikalılara üstelik. Ama Amerika bizim dış olarak diyor. Biz tabanca istedik vermediler kardeşim diyor. PKK'ya veriyorlar diyor. Hala ağlamalardasın sen. Ağla. Abi bize silah vermiyorlar, PKK'ya veriyorlar. Yapma ya. Şimdi bak, yönetim artık Amerikalılarda. Demek ki artık PKK'dan bize bir tehlike olmaz. Bir de öyle bak, iyi tarafından bak. Şimdi bu ülkeyi Amerikalılar yönetiyorsa, orada desteklediği PYD'yi niye buraya saldırsın? Öyle değil mi? Başka ne var Star'da? Ha bir de şey var, dün Tayyip Erdoğan çok şey... Bunlar da bak, iş bölümü yapmışlar. Her gazete ayrı başlık çıkmış Tayyip Erdoğan'da. Çünkü fazla ya da çok dikkat çekti herhalde. Aynı başlıkla çıkıyorlar ya. Herhalde dediler ki ya çocuklar hepiniz farklı çıkın. Yani koskoca Cumhurbaşkanı bir sürü laf söylüyor. Sen burasını sen. Bunlar da şeyi çıkmış. Hatır için aday olmaz. Diyor ki öyle diyor bana diyor adayla madayla gelmeyin. Kabul etmem. E peki nasıl gelecekler? Liyakatla. Ya adamın birinin anlatması lazım ama. Yani bu da kötüye kullanılmadığı sürece o da bir yol. Yani ben gidiyorum diyorum ki efendim şöyle bir arkadaşlar çok iyi. Abi sakın bana gelmeyin diyor. Sıkış bak MHP var ha ona gidelim diyor. Evet. Türkiye
Reklama gidebiliriz peki. Aa, olmuş, evet. Var mı var mı? Evet, devam ederiz. Bir reklam arası verelim. Son yarım saatte de birkaç gazetemiz daha var. Anlatacağım bir iki konu daha var zaten size. Evet, devam ediyoruz. Son yarım saatimiz. Başka bir şey var mı? Yok, öyle önemli bir şey yok. Boşver. Evet. Türkiye Gazetesi 60 milyarlık tasarruf demiş. Allah Allah. Bütçeye de girdi diyor. Kamu harcamaları kısılacak. 2019 bütçesinde tasarruf damga vuracak. Yarı yarı yeni yatırım harcamaları ile personel alımı ve taşıt giderleri azaltacak. Ya bak, bu arada biz itibarımızdan kaybetmeyelim ama. Tasarruf yapıyoruz ama itibarımızdan. Şimdi bazı mesela makam arabaları falan alınmayacakmış ya. O adamların itibarı ne olacak ya? Ya bir saçma sapan bir şey olur mu ya? Para harcanırken tabii büyük devlet böyle yapar. Şimdi tasarruf, ona da alkış. Yarın mesela tekrar arkadaşlar tasarruf falan bitti, ona da alkış. Ya nasıl bir millet olduk biz ya? Buna mesela bayılmışlar bu Türkiye'ciler. Stokçulara ihbar edin diyor. Yani bu o manşeti çıkarmış. Tayyip Erdoğan'dır o. Şimdi tartıştığı vatandaşları ezdi geçti diye bir haber var. Onu ben size... Şimdi enteresan bir şey çıktı o işin içinden de. Arkadaşlar, o görüntüler hazırsa siz onu akıtmaya başlayın. Yani yayınlayın. Ben de anlatayım, bakın. İstanbul Bakırköy'de kalabalık içinde bir kadını darp ediyorlar. Sonra vatandaşlar buna tepki gösteriyor. Onun üzerine otomobilini onların üzerine sürüyor. Bak, görüyorsunuz. Kim bu diyorsunuz? Hakim Aynur Gökmen ile Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen'in çocukları. Görkem Sertaç Göçmen. Görkem ve Sertaç Göçmen. Gökmen mi? Gökmen. Geçen yıl evinin önünde bahçede tartıştığı iki kişiyi pompalı tüfekle ateş açarak yaralamış bu çocuklar. Anne hakim, baba savcı. Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp eden Görkem Sertaç Göçmen'e vatandaşlar tepki gösteriyor. Görüyorsunuz. Yaşanan tartışmalarda otomobilin vatandaşların üzerine sürülen Görkem Sertaç Göçmen, insanların yaralanmasına aldırmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Görkem Sertaç Göçmen de polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve hakim Aynur Gökmen'in çocukları olan Görkem, ne kadar hepsi G'ler, Görkem, Geçmen, neyse her neyse işte, hakimle savcının çocuğu. Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önünde bahçede tartışan iki kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmıştı diyor. Adliyeye çıkarılmış ama tutuksuz yargılanmış. Bu olaydan sonra Bakır Ataköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gazi Osman Paşa Adliyesi hakim olarak çalışan Aynur Göçmen'in görev yerleri HSK tarafından değiştirilmiş, Uşak Adliyesi'ne atanmışlar diyor. Çocuklar burada kalmış, şimdi bunu yapıyorlar. Bu tabii güç sarhoşluğu, biliyor musunuz? Yani anne hakim, baba savcı, çocuklar da biraz böyle demek ki iyi yetiştirilmeyince. Çünkü ikinci olay. Demek ki böyle bir agresif şeyleri var. Ya biriyle tartışıyor, tüfeğe sarılıyor. Niye? Ya annem savcı, hakim, babam savcı. Kim bana ne yapacak? İşte burada da. Aklı başında adam yapabilir mi ya? İnsanların üzerine araba sürüyorsun. Tabii bu bir süre sonra kaçmak içine dönüşüyor. Çünkü eylemi yapıyor, kaçamıyor, gidemiyor da. Allah'ım yarabbim. Yalanı çabuk ortaya çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Nedir bu? Nerede yaşıyorsun diyor, soruyor. Türkiye Gazetesi soruyor, bak bak. Tayyip Erdoğan'a tek soru soramayanlar başka herkese soru sorabiliyorlar. Haysiyet ve şeref bu kadar işte. CHP Genel Başkanı Filistin'e en güçlü desteği veren Erdoğan'ı Filistin davasıyla hedef alırken baltayı yine taşa vurdu. Bir hafta öncesini unutan Kılıçdaroğlu gitti BM'de konuştu. Filistin'le ilgili ağzından cümle çıktı mı diye sordu. Baltayı taşa vurdu. Yalanı ortaya çıktı. Nerede yaşıyorsun? Kardeşim, Türkiye'ci, akıllı gazeteciler. Işık tarikatı mıydınız? Neydiniz? Öyle bir şey. Değil mi? Ha, ışıkçılar. Soru soruyorum. Bakın, ben size sorabiliyorum tabii. Ben Tayyip Erdoğan'a da sorarım. Korkum yok sizlerden. Amerika'nın İsrail Büyükelçiliği hangi kentte?
Tek cevap istiyorum. Başka sorum yok. Ondan sonra böyle çamur atın. Bir daha soruyorum. Belki anlamamış olabilirsiniz. Hani aa filan biz o sırada dua ediyorduk filan dersiniz. Amerika'nın Kudüs İsrail Büyükelçiliği hangi kentte? Bu kadar basit. O halde demek senin yaptığın bütün numaralar orada ölen 60 kişi falan hepsi demek ki ya bunlar niye böyle oluyor? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü neden? Bir şey düşüyor buradan. Ve ben bunu bulamıyorum. Tamam, buldum. Şimdi oldu. Hay Allah. Ediyorum zaten. Evet. Tarikatçı, IŞİD tarikatçıları Tayyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu hizaya çekiyor. Kardeşim 10 tane soru sormuş. Kinzey. O soruları verdin mi? Hayır. Niye? Yemiyor. Şimdi gelelim sabaha. Bugün sabahta 2 tane enteresan haber var. Ayıp haber daha doğrusu. Şimdi bak Türkiye'nin bunca olayı var. McKinsey'e Türkiye darbe olmuş Türkiye'de. Amerikalılar yönetime gelmiş. Pahalılık almış gitmiş. Doğalgaza zam, elektriğe zam. Bakın bunların hiçbiri yok. Bir tarafta fırsatçılara zabıtaya ihbar edin diyor. Ediyoruz ihbar ama olmuyor. Tuvalet kağıdı 50 liraya çıktı mesela. Zabıta tuvalet kağıdı çok artmış. Neyse. Şimdi burada yanda bakıyorsun icradan satılık belediye binası. Ulan nedir diyorsun Türkiye'nin böyle. Efendim CHP'li başkan Atabay borcu ödeyemeyince belediye binası icradan satışa çıktı. CHP'li Didim Belediyesi'nde bak Didim Belediyesi rezaletin son perdesi. Ha böyle bir şey var mı ya? Böyle bir mantık var mı? Manşet haber. Küçük bir ilçe, belediye. Belediyede belli ki bir sorun var. İcra, rezalet, CHP'li belediye. Ya kardeşim, Türkiye'nin bunca sorunu var. Bu mu? Yani yalakalık olarak bugün bunu mu buldunuz? Hem CHP'li belediyeye bir çaktık ki bundan Kemal Kılıçdaroğlu altından kalkamaz artık. Dolar düşüyor, zamları geri alın. MHP'liyi koymuşlar. Nasıl koymuşlarsa koymuşlar. Yaşlanıyoruz denge için. En az 3 çocuk şart diyor. Başkan Emine Erdoğan'ın eşi, pardon Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaşlı hakları konferansında konuştu. Gittikçe yaşlanan, ha. Ben zannettim ki yaşlılar çocuk yapsın diyor. Ha. Bir kafaya bak ya, Allah aşkına ya. Oğlum... diyor ki, gittikçe yaşlanan bir ülkeyiz, doğurganlık oranımız azalıyor. Bu oran en az 3 çocukla dengeleniyor. Genç nüfus bir ülkenin en önemli gücü. Nüfusumuz hep artıyor ya. Bakmayın o kadar da kötü değiliz yani. Şimdi burada bir dikkatimi çeken bir haber daha var. Çok ayıp bir haber bu. Bu magazin gazetesi Günaydın'ın tam sayfa neredeyse yapmışlar. Birinci sayfadan da anonslamışlar. TV dünyasını sarsan dayak diyor. Fox TV'de kadınlara metiyeler düzen İsmail Küçükkaya eşine şiddet uygulayınca mahkemelik oldu. Hayranları sosyal medyadan tepki yağdırdı. İki yüzlü sahtekar. Eda Küçükkaya eşinden şikayetçi oldu. Şimdi bunu Sabah gazetesinin en tepesine koymuş. Şimdi niye koyuyorsun bunu? Yani sonuçta bu bir boşanma haberi, evlilik haberi. İsmail Küçükkaya çok izlenen, aynı saatte yayın yapıyoruz. Çok izlenen, sevilen bir televizyoncu. Efendim iyidir, kötüdür onunla bilemem yani. Ben de zaman zaman seyrettim. Hayat özelliği şu. Soru sorabiliyor, muhalefet de yapabiliyor. Yani bakın, sert muhalefet ya da sadece muhalefet falan değil. Onu veriyor, onu veriyor ama muhalefet yapabiliyor, sorular soruyor. Yani diyor ki arkadaş ya bu Kinzey nereden çıktı diyor mesela. Biz diyor acaba ipotek mi ettik diyebiliyor. Yani böyle bir şey var. Şimdi tabii bu havuz medyasının yandaş yalakaları buna çok öfkeliler. Alıyorlar, okuyalım. TV dünyasında büyük skandal. Fox izleyicisi şokta. Adam bitti. Hani o adam kazandı var ya ona şey yapmıştı. Oradan da çakıyor. Fox TV'de her gün kadınlara metiyeler düzen, kadınlara çiçek alın diye erkeklere öğüt veren İsmail Küçükkaya eşine uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemelik oldu. İzleyiciler şokta. O karısını bile döven iki yüzlü bir adammış. Ayıp ya. Geliyorum. Niye ayıp olduğunu söyleyeceğim. Şimdi geliyoruz bak.
Sunduğu Çalar Saat programında, Fox TV'de bu saatte, sunduğu Çalar Saat programında kadına şiddete tepki gösteren, kadının anlamı nedir diye yazılar kaleme alan İsmail Küçükkaya, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Boşanma davası açan öğretmen Eda Küçükkaya, ünlü televizyoncu hakkında şok iddialarda bulundu. Ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldı. Eda Küçükkaya'nın boşanma dilekçesinde yer alan, "Yüzüme yumruk atıp şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırım" dedi. Sözleri ise infiale neden oldu. Küçükkaya'yı sosyal medyada topa tutan hayranlara ikiyüzlü sahtekar ve Fox TV'de diliyle milleti, evde eliyle eşini dövüyormuş yorumları yapıldı. Yüzündeki astarı çıkardı, bir tanesi öyle demiş. Sözde çağdaş, özde dayakçı. Şimdi bakın, niye canım sıkıldı biliyor musunuz? Bu bir boşanma davası. Ve eğer eşler anlaşmalı olarak boşanmaya gitmezlerse, orada hakimin önüne bazı şeyler söylenir. Bunlar doğru olması şart değil. Ayrıca da bazı olaylar vardır. Eşler arasında yaşandığını cümleye dökerseniz, üçüncü şahıslar okuduğunda bundan rahatsızlık duyabilirsiniz. Şimdi burada belli ki, ismi Eda Hanım, mahkemeye şey yaparken diyor ki, ekonomik, fiziksel, duygusal şiddete maruz kaldım. Şimdi ekonomik nedir? Çalışmıyorsa eğer Eda Hanım, işte para vermiyordur mesela. Ya da parayı azaltmıştır. Manevi nedir? İşte sevgi göstermiyordur, şefkat göstermiyordur. Fiziksel de o zaten var. Belli ki bir gün bir kavga olmuş evde ciddi. O da ona demiş ki, yani şu konumum olmasa ağzını burnunu dağıtırım. Hani şimdi iyi bir şey mi? Tabii ki çok kötü bir şey. Yani hiç kimse, bırak eşiyle konuşmayı, kimseyle böyle konuşmamalı. Orası ayrı. Ama insanlar bazen çok öfkelendiklerinde bu tür şeyler de olabilir. Mi? Olabilir. Tasvip ederek söylemiyorum. Ama şimdi siz bunu alıp, sırf bu kişi gazetecilik yapıyor diye, sizin gibi kendi gururunu, şerefini, namusunu ayaklar altına almıyor diye, eşi üzerinden yıpratmaca. Bunu yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Çünkü bu zihniyetin kafası böyle çalışıyor. Ve üstelik bunu yaptırdıkları da kendileri gibi bu dinci binci falanlar da değil. Medeni görünümlülerine yaptırıyorlar. Bana da yaptılar mesela. O Kabataş'taki üzerine işenen kadını ben konuştum, dehşet içinde kaldım diyen bir tane gazeteci kılıklı biri var biliyorsunuz. Şimdi artık magazin programlarına falan çıkıyor yani. Başka türlü çıkamıyor. Benim hakkımda da yaptı. Ben eş üzerinden. Kafalarında bu var. Bu çok ayıp bir şey. Benim haberim bile yoktu mesela. İsmail Küçükkaya eşinden boşanıyormuş. Boşanabilir kardeşim. Herkes boşanır. Ve boşanma sırasında da eşler hakime eğer anlaşma yapamamışlarsa bir takım şeyler söyleyecek. Efendim her gün bana küfürler ediyordu. Şimdi küfür ne? Bilmiyoruz ama oraya resmi olarak öyle geçiyor. Efendim üzerime yürüdü, yüzüme vurmak istedi. Anladım o zaten. Niye vursun ki? Ama buradan vay adam bitti, şöyle rezil, rivayakar ve sonunda zaten patlatıyor. Bak şu cümle yetiyor. Diyor ki, 200'e Fox TV'de diliyle milleti, evde eliyle eşini dövüyormuş. Millet. Şimdi hayranlara niye böyle bir laf söylesin kardeşim? Hiç utanma arlanma kalmadı. Bunların hiç ahlakı da yok be kardeşim ya. Hiç ahlak yok ya, bu ayıp. Benim gazetecilik yıllarımın ilk geçtiği günaydındır kardeşim. Vatan Gazetesi'nde ben başladım. 2 yıl sonra Vatan Gazetesi kapandı. 1978 yılında o dönemin en büyük gazetesiydi Günaydın. Hürriyet, Günaydın, Milliyet, Tercüman, Cumhuriyet, onlar vardı. Ben bu Günaydın'daydım. Oradan Sabah. Şimdi bu ikisini birleştirdiler. Bu namussuzların elinde şimdi. Bakın ahlaki yoksunluktan söz ediyorum. Çok ayıp bir şey bu ya. İnsana ev hayatı üzerinden saldırmak. Yakışık alır mı ya? Normal bir insana, medeni. Ama medeni değiller bunlar. İlkel çağda yaşıyorlar. Orta çağın önündeler. Gerisindeler. Sorarsan hepsi dindar, ahlaklı, namuslu. Sırf bütün şey o. Arkadaş gazetecilik yapıyor. Beğen beğenme. Ben yaptığı her şeyi de beğenmiyorum. Bak onu da söyleyeyim. Hani bunu şunun anlamında söylemiyorum. Hani beğenmiyorum ama öyle değil. Beğendiğim tarafları var, beğenmediğim tarafları var. Seçim gecesi yaptığını ben de yanlış buluyorum.
Ama şöyle de doğru buluyorum. O heyecanla öyle gelen bir bilgiyi de saklayamaz hiçbir gazeteci. Yani kendimi bir anda koyuyorum. Hani Muharrem İnce onu değil de beni aramış olsaydı. Yani ben olsa da ekranda olsam ve onunla samimiyorsam. Yani onların belli ki bir arkadaşlığı, dostluğu var yani. Onu arayıp mesaj attığına göre. Bana dese bir an hakikaten şey yapamıyorum yani. O heyecanla ya Muharrem İnce'den mesaj var adam kazandı diyor der miyim? Bir şey söyleyeyim mi? %50'nin üzeri derdim. Öyle geliyor bana. Yani çünkü ya bu mesleğin şeyi o biraz da. Yani bir başının belaya gireceğini, en yakın arkadaşını kaybedeceğini, hatta belki ailene zarar vereceğini bile bile doğruyu söylemek bizim işimiz o. Başladığın an oradan yani ben Ahmet'i kayırıyorum dediğim an hiç tanımadığım Mehmet'in ne suçu var? Zaten öyle bir vicdani sorun da var. Yani bunu saklıyorsam o zaman bunu da saklayacağız. Ha beğenmediğimi fahiş edeceğim. Benden olanı saklayacağım. İşte o yok. İşte normal bir ülkede, demokratik bir ülkede, ahlaklı ve medeni bir ülkede bu işler böyle çalışır. Ama işte bizim gibi ülkelerde hala 1500 yıl öncesinde yaşamaya itilen bir ülkede işte bunlar oluyor. Şimdi diyeceksiniz ya buna niye bu? Hayır, bu tepkiyi göstermek gerekiyor. Herkesin göstermesi gerekiyor. Özel hayat üzerinden insan vurmaya kalkmayın. Ayıp. Hastalıklar, ayrılıklar. Aile içindeki skandallar. Bunlar bizim konumuz olamaz. Ayrıca da ben bu olanın hiç öyle bir şeyini de duymadım, görmedim. O da ayrı mesele. Evet, gelelim. Ne kadar var? Daha varmış ya. Bakayım başka ne var Hürriyet'te? Efendim, döviz kaçıranı büyük operasyon diyor işte. Bakın bu olay başka türlü çıkacak. Eminim. Bir şey diyemiyorum. Hissiyatım o. Çünkü 28 bin hesaba 417 kişi yakalanan sadece. Yani demek ki 500 falan var en az. Böyle bir organizasyonun kurulma sebebi yani bu nedir? Türk lirası transfer ediyorlar bir de. Dolar değil bakın. Yani dün en çok onu sordum. Ya arkadaş hani şimdi Amerika'ya gönderiyorsun bunu. Amerika'daki İranlara. Türk lirası bu hesaplar Türkiye'de mi? Hayır Amerika'da. Yani yurt dışına diyor çünkü değil mi? Yurt dışındaki 28.088 adet hesaba 5.000 lira ve üzeri meblağlarda para gönderildiği tespit edildi. 40 ilde bak organizasyona bak. 40 ilde 282 kişi gözaltına alındı. 417 kişiye karar verildi gözaltı. Bunlar Amerika'da yaşayan İran uyruklu kişiler. Yani hakikaten çok gizemli ya. Hani filmi mi çekecekler bir süre sonra ya da hiç aklımıza gelmeyen başka bir şey çıkacak buradan. Ama böyle bir 40 il. O zaman demek ki ya da böyle bir şey şebekesi bu. Yani oraya para gönderiyoruz. Hani vardı eskiden bu 12 Eylül'den önce, daha doğrusu 83'ten önce. Yani Türk parası convertible, dünyada da geçerli hale getirilmeden önce devlet kontrolündeki yani 1 dolar 1 lira falan diye sunulduğunda ya da karar veriyorsun yani 1 dolar 3 lira o kadar. Hani piyasa şartları aslında 3 değil 4 ya da 2,5 öyle bir şey yok. O dönemlerde yurt dışına giderken yanında 600 dolardan fazla para alamazdın. Şimdi düşünsenize yani Türkiye'nin en zenginleri gidiyorlar yurt dışına. Bir haftalığına mesela İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de Lugana Gölü kıyısındaki bilmem ne otelinde kalacak. Geceliği 400 dolar. Sen 600 dolarla çıkıyorsun. Şimdi bir gece otele verdin, yemeğini yedin, para bitti. İşte ne oluyordu o zaman? Ya onlar iş adamı sıfatıyla, yurt dışıyla ortakları oluyordu. Oradan bir şekilde para nakilleri yapılabiliyordu. Ha öyle değilsen, sirkeciye gidiyordun. Sirkeci'de orada bazı adamlar vardı. Mesela bir tane çok büyük bir medya patronu vardı. Şimdi artık medya patronu değil. En büyüktü. Bütün gazeteler onundu bir ara. Mesela onun iş hayatı öyle başlamıştı. Yani orada hem bir otomobil galerisi vardı. Koç grubundan bayiliği vardı. Ford mu Anadolu mu işte onların bayiliği. Ya da şey Anadolu değil o Tofaş, Murat falan işte. Onun bayiliğini yapardı bu büyük gazete patronu. Hem de mesela Almanya'ya. Gideceksin, orada sana mesela diyelim 5000 mark lazım. Otelde kalacaksın, alışveriş yapacaksın. 5000 markı burada ona verirsin. Almanya'ya gidersin, onun bir muhtemedi. 5000 mark karşılığı Türk parasını verirsin.
Almanya'ya gittiğinde onun oradaki bir muhtemedi sana 5000 marka öder. Yani ticaret böyle yapılıyordu. Pek çok iş adamı o otomobil galericisinden üzerinden yurt dışına mesela para götürürdü. Öyle anlatılır yani. Şimdi ben o tarihlerde para göndermedim. Zaten yoktu yani. Ben de çalışıyordum belki ama yani öyle Almanya'ya gönderecek markamız, efendim frankımız Fransa'ya ya da işte İsviçre'ye frank gönderecek halimiz yoktu. Ama böyleydi. Şimdi onun için şaşırıyorum. Yani Türk lirası gönderiyorlar. Orada ne yapacak o Türk lirasıyla? Ha, orada mı çeviriyor? Orada da çevirdiği zaman yani Türkiye'dekinden daha düşük olur ya da almaz falan filan. Yani bir şey çıkacak bunun altından. Başka bir şey çıkacak. Çok şaşıracağız. Ya da dediğim gibi bu tür böyle bir numara yapıyorlar ama neyse bilmiyorum artık. Efendim başka neyimiz kaldı? Şimdi ya bir haber var ve bir şey var. Şimdi Barış Yarkadaş bir şey atıyor. Bir tweet atıyor. Diyor ki ya şimdi tam nasıl bulacağım bakalım hadi buyurun. Acaba bu mu? Evet, evet, evet. Durun şimdi geliyorum. Tamam. Şimdi diyor ki Barış Yarkadaş. Dün bir ne mahkemesi? Özür diliyorum. Evet. İstinkaf Mahkemesi Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan için verilen müebbet hapis cezasını onadı. Müebbet. Şimdi Barış Yarkadaş, eski CHP milletvekili gazeteci diyor ki, Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezası ağır ve orantısızdır. Düşüncelerinize katılmadığınız kişileri yazıları ve fikirlerinden dolayı cezalandırmak, adaleti sağlamak değildir. Bu karar umarım mahkemeden döner ve adalet yerini bulur diyor. Yüzlerce yorum var altında yazının. Bir tane olumlu yok. Yani olumlu var, askere küfreden var. Nazlı Ilıcak'lara bir şey demiyor o da. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Barış arkadaş bilmiyorum bunu hangi niyetle attı. Ama anlıyorum şu. Yani arkadaş biz öyle demokrat insanlarız ki hani doğruya doğru deriz. Efendim işte o da yanlış, bu da yanlış diyebiliriz diye. Fakat zannediyorum bu mesajı attıktan sonra gelen 500'ün üzerinde galiba mesaj var. Onları okuduğu zaman ve kendisine gelen diğer araçlarla gelen tepkileri gördüğü zaman oturup düşünecektir. Burada bir tuhaflık var çünkü. Bakın Nazlı Ilıcak'ın hapiste yatması bana sorarsanız bana da tuhaf geliyor. Yani her şeyden arındırıp da bu kadın teröristtir. Efendim şunu yapmıştır, ömür boyu ağırlaştırılmış dediğiniz zaman bir tuhaflık var, tamam. Ama bakın gelen yorumların %99'u. Kardeşim onlar yüzünden Türkiye bu hale geldi. Onlar yüzünden Yarbay Ali Tatar öldü. Cem Aziz Çakmak öldü. Türkan Saylan öldü. Peki ağırlaştırılmış müebbetten de daha ağır ceza değil mi bu? Soru bu. Şimdi burada açıkçası kalıyorsunuz. Arındırıp hukuken baktığınız zaman verilen ceza anormal. Olmaz. Gene de olmaz. Onu ben de söylüyorum. Yani Barış arkadaş o konuda çok haksız değil. Ama böyle bir tweet atınca böyle bir tepki doğuyor işte. Çünkü insanlar da bu konuda çok öfkeliler. Ölenler var bu uğurda. Ama en önemlisi Türkiye'nin bütün yapısı, rejimi değişti. Ahmet Altanlar, Mehmet Altanlar, Nazlı Ilıcaklar, Zekeriya Özler, onlar, şunlar, bunlar, yalakalar, yandaşlar. Türkiye'nin rejimi değişti kardeşim. Türkiye 1500 yılın öncesine dönme çabasında. Birçok alanda da döndü. Bu arkadaşların çok dahli var o işte. Ha bunun karşılığı o mu bilmiyorum. Ama vicdanlarda bakın fiilen ağırlaştırılmış ağır hapis cezası Nazlı Ilıcak'a yakıştıramıyorum. Tanıyorum, biliyorum. Ama vicdanlarda ağırlaştırılmış müebbetten de daha beter bir cezaya çarptırıldılar. Ve işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Onlar adına. Bugün onları serbest bıraksalar,
Türkiye'nin rejimini değiştirdiği için öfkeli olan Türkiye'nin yarısı yüzlerine bakmaz, hatta suratlarına tükürür. AKP'ye oy verenlerin de büyük bir bölümü cemaatçılara hizmet ettikleri için yüzlerine tükürür. Bana göre daha büyük ceza yok aslında. Çok büyük alçaklık yaptılar. Çok büyük ahlaksızlık yaptılar. Onu bile. Ama vicdanlardı. Hukuken baktığımız zaman olmuyor. Şimdi gelelim bir başka yargı kararına gene. Can Dündar bir mahkemede saldırıya uğramıştı biliyorsunuz. Şimdi Can Dündar'a herkes düşman ya. Tamam, peki koy kenara. Can Dündar'a saldırı yapan adam mahkemeye çıktı, yargılandı. Yüce Türk yargısı beraat ettirdi arkadaş. Neden? Efendim ateş etmeye kalkmış ama vuramamış. İşte ruhsatsız silah taşıdığı için ona yapız. Onu da erteledik. Yani adamın bir suçu iyi hali var. Niye? Mahkemeye kravat takıp gelmiş. İşte Yüce Türk Adaleti bu kararı veriyor. Aynı gün yan taraftaki Yüce Türk Adaleti Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 78 yaşında bir adama 8 yıl hapis veriyor. Bak. Adam silahı almış. Kalabalık içinde Can Yücel'i öldürmeye, Can Dündar'ı öldürmeye kalkıyor. Vuramıyor. Çünkü neden? Can Dündar'ın karısı kendini siper ediyor. Adamın üzerine atlıyor. Ateşi ediyor ama vuramıyor. Yüce Türk Adaleti diyor ki ya kardeşim vursa ceza verecek. Vuramamış ki. Ha, vursa anlarım. Vuramamış. Çocuk suçsuz. Beraat. Ama o silah ruhsatsızmış. Bak işe bak. Ruhsatsız silah taşımaktan onay. Öbür tarafta ya siz ne diyorsunuz ya? Göklerden gelen güçle idare edilen Sayın Yüce Reisimize hakarete 8 yıl. Nasıl karar vereceğiz şimdi? Ne yapacağız? Fiili silahlı saldırıya beraat. Sosyal medya üzerinden bak. Sosyal medya üzerinden hakarete 8 yıl. Yaş 78. 80 küsur yaşında çıkacak hapisten. Türkiye'de adalet böyle tecelli ediyor demek ki. Efendim, Milliyet Gazetesi büyük gözaltı diye şeyi vermiş. O işte hep konuştuk ya. Bu para nakilleri falan. Yani önemli bir şey değil işte. Yani havuzun diğerleri falan. İşte Tayyip Erdoğan tabii şey olmuş. Membiş'te sona doğru diyor. Şimdi çok merak ediyorum. Bak bunu bir not edin ha. Bu Membiş'te sona doğru ne demek? Ne olacak yani? Ha ben size olacağı söyleyeyim. Şimdi Amerika yönetiyor ya artık Türkiye'yi. Tabii ki oradaki PYD'yi tehlike olmak en azından bizim öyle zannetmemizi önleyecek. Bir 20 kilometre geri çekecek. Türkiye'ye de diyecek ki arkadaş sen de sınırda değil de bir 5 kilometre daha yürü orada devreye yaz. Bizimkiler işte diyecekler. Amerika'yı dize getirdik. Helal olsun bize be. Hello. Efendim son gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. İkinci Kozmik Oda vakası mı olacak? McKinsey olayını almış tabii. İkinci Kozmik Oda dedi o. CHP McKinsey TSK envanterini denetleyecek mi dedi. Anlaşmanın iptalini istedi. Tabii TSK yani Türk Silahlı Kuvvetleri de bu ülkenin bir ekonomik değeri değil mi? Silah alınıyor, satılıyor, harcamalar yapılıyor, asker harcamaları. Demek ki Savunma Bakanlığı zaten 16 bakanlıkta da dedi. CHP'nin sorduğu soru pek mantıklı değil. Çünkü 16 bakanlık var. 16'sına da Amerikalı memurlar gelecekler. Talimatlar onlardan verilecek. Onlara bilgi arz edilecek. Yani Savunma Bakanımız, eski Genelkurmay Başkanımız, Orgeneral, emekli Orgeneralimiz Hulusi Akar Beyefendi gidecek. Amerikalı memurun karşısına oturacak. Terler dökerek böyle ağlar. Efendim oradaki harcamayı yaptık ama bakın izah edeyim bir saniye benim. Bakın söyleyeceğim. Adam diyecek olmaz. Ona böyle yok söylerim ha. Bu hale getirdiler Türkiye'yi. O arkadaşın boynuna kemen takmışlardı daha önce. Öyle anlatmıştı böyle buramda iz var filan diye. Şimdi tam takıldı. Efendim Türkiye'nin AİHM için bildirdiği 3 yargıcı yine yetersiz bulundu. Hiçbir gazetede yok bu. Burada var bu bir tek. Son listeye de red diyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bizim de bir tane şeyimiz var. Eser Karakaş'ın eşiydi. İsmi neydi? Ne Karakaş? Neyse hatırlayamayacağım şimdi. O kabul edilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Türk temsilci hakim olarak. Daha sonra onun görev süresi bitti, değişecek. Şimdi bizim bu iktidarımız 3 tane herhalde badem bıyıklı gönderdi.
Aa dediler, olmaz, bunlar hukuk bilmiyor dediler. Öbürü geldi, bunlar lisan bilmiyor. Öbürü gel. Kaçıncıdır oraya heyet gönderiyoruz, adamlara beğendiremiyoruz. Çünkü belli ki öyle adamlar gönderiyorlar. Onun için Sayın Karakaş hala, neydi ya adı? Bir dakika. Altıncı sayfada inşallah adını koymuşlardır. Yani bir dakika, Işık mıydı? Işık Karakaş mı? Dıbı 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 dıbı. Süremiz de dolmuş bu arada. Biz hala ismi bulacağız. Buyurun. Evet, Işıl Karakaş. Işıl. Özür dilerim. Hayır, tanıyorum da ayıp oldu yani. Manşetleri yani böyle bir rezalet var. Hakim yani şimdi buna şey demeyin. Efendim bize kasıt değil. Yetersiz ve kalitesiz adam gönderiyorsun. Oh çıkıyor buradan. Avrupa'nın derdi mi? Bir tane Türk'ü koyacaklar oraya. Işıl Karakaş da biliyorsunuz en yandaş AKP'nin medar iftarlarından, elinde kılıç kalkan onu destekleyen cemaatçılardan Eser Karakaş'ın eşi yani. Onun için hani onu da göndermişlerdi. Yani kabul etmişti onu falan. Manşetleri de para yutan saray diyor. Efendim sadece şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı sarayının günlük harcaması 1.8 milyon liraymış. Bin tane odası var tabii kardeşim. Evet, bugün yayınımız burada sona eriyor. Yarın, evet yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak umut ve dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.